gösteriyor. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında spor gündemiyle karşınızdayız ve yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair tüm gelişmeleri bu ekranda ve A Spor Radyo'da sizinle paylaşıyor olacağız. Ahmet Akçın Hocam bizimle birlikte. Hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Okan Koç bizimle birlikte. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk sevgili Baloğlu, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ahmet Akçan ve Okan Koç'la birlikte hem son gelişmeleri konuşacağız hem de taktik, teknik tabii konuşacağız biraz da. Gerçekten gündem çok yoğun. Bir yandan Avrupa Şampiyonası, bir yandan da tabii ki takımlarda yaşanan son gelişmeler diyeceğiz ki çok önemli gelişmeler var. Evet. Artık transfere dair de yavaş yavaş bir hareketlenme söz konusu. Okan da hemen şöyle bir son düzeltmeleri yaptı evet hocam, başlayabiliriz. Başlayalım ben transfer dönemi. Aslında yılın transferi belli, yapıldı. Okan Koç. Oh. Estağfurullah hocam, teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi hocamız onları... da bizim uyum içinde oynamamız için bizi beraber oynatıyor hocam. Ya hocam bir şey söyleyeyim mi? Şu yani anda... senin gibi büyük bir transferleri şimdi maça çıktım ki sadece teknik taktik olarak değil, yani teknik direktör olarak da sadece teknik taktik yeterli değil. Motive de çok önemli. Bu konuda da gerçekten çok üst seviyedesiniz. Hocam, şu anda mesela takımınızda olsam İki cümle yani bunun gibi söylediğin zaman neyim var neyim yok çıkar oynarım. O yani kesin hocam. Yani enerjisi, konuda... enerji senden, Akılda Ceyda'dan geçen programdaydı. Yani. Dedi ki Arda dedi uzaktan vurur dedi. Turnuvanın golünü atar dedi. Bir şey söylemeye gerek yok. İçine doğmuş. Yani biri aklını koyacak, biri enerjisini koyacak. Biri ben de tecrübesini koyacak. Ben de buradan yok seyredeceğim. Olmaz. Tecrübeniz olmadan olmaz hocam. Tabii ki biz bir ekibiz canım. Hani bazı takımlar vardır ya yöneticilerine, hocalarına böyle oturdukları yerden çok keyifli maç izletirler. Evet. İşte iki tane böyle futbolcunuz varsa. Estağfurullah hocam. Onları şu an inanılmaz motive etti. Marcello hocama selam olsun. İki forma belli. Portekiz karşısında. Hocam çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Ama işin gerçeği var. Estağfurullah gerçekten hocam. Sağ olun. Teşekkür yani, ederim. Yani Aspor ekranlarında program yapan bütün arkadaşlarımız futbol konusunda son derece iyiler. O yüzden bilenlerle program yapmak da ayrı bir keyif tabii. Çok teşekkür ederiz. O keyif bizden. Bilmeyenlerle futbol oynamak eziyet olduğu gibi hocam. Bravo. Bilir. Çok güzel özetledi. Doğru söylüyor. Evet. Şimdi bunu yani burada oturanlar veyahut da bu tür diyaloglara girenler daha iyi anlıyor. Ya hocamı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Motive etti beni. Kartal gibi süzülüyorum şu anda yukarılardan. Yani öyle bir moral motivasyon. O zaman soktum hemen ben bir pası atayım ilk haberimize. Çünkü son iki gündür en çok bu haberi konuşuyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı diyoruz. Gelin detayları birlikte izleyelim şimdi. Evet, A Milli takım futbolcumuz Zoom açıklamaları Melih Demiral, Mert Müldür diyecektim bir an. Evet. Melih Demiral'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Birazdan detaylı şekilde konuşacağız milli takımımızı Avrupa Şampiyonası'na ilerleyen dakikalarda. Ama biz başlangıç noktamızdan devam edelim hocam. Çünkü milli takıma bir girersek bir daha evet çıkması zor olabilir. Melih Demiral'ın açıklamalarıyla birlikte milli takımımızı da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Michy Batshuayi demiştik, haberimizde detayları izlemiştik. Galatasaray'dan özellikle Icardi'nin geride bıraktığımız sezon alternatifi Vinicius'tu ama istediği katkıyı veremedi. Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin yapmış olduğu katkılar ortada, attığı goller ortada. Dolayısıyla Galatasaray açısından doğru bir hamle oldu mu? Nasıl değerlendirirsiniz hocam? Ben kendi adıma çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Galatasaray bu sene Avrupa Kupası'ndaki hedefini daha da büyüttü ve geçen sene santrafor mevkiinde tek başına oynayan bir Icardi vardı. Onun yanına yapılmışı var dedirten, yani ikinci santrofor olarak gerçekten muhteşem bir performans sergileyen Batshuayi'nin alınması Galatasaray adına büyük bir kazanç. Tabii Fenerbahçe'nin de Batshuayi'yi en azından bu açıklama gelene kadar gözden çıkarmadığı gerçeği var. Bu başka tartışmaları da beraberinde getirecek. Bitmiş en son hocam o iş. Bu saatten sonra hiçbir şey yok yani şu açıdan. Yani geri dönüşü olmaz onun. Batshuayi ile konuştum az önce yayına gitmeden. Bizde bir de transfer şampiyonu var ya. Kim kime gol attı konusu transferlerde çok hocam konuşuluyor. Hele hele Galatasaray Fenerbahçe yani arasında bu çok konuşulacak tabii. Evet. O sezon sonu bence şampiyonluk da belli oluyor. Yani kim kime çalım atıyor o falan. Çok önemli değil açıkçası. Yani bence. Bu dönemde bence önemli. Yani camiaların bakın şampiyonluk yarışında biz de varız dedirtebiliyorsanız taraftarınıza bu sizin için en büyük avantaj.
Kaldı ki size rakip olan takımların önünde olduğunu düşündürtebiliyorsanız taraftarınıza, bu çok büyük bir avantaj. Ama Galatasaray için doğru bir transfer, o kesin. Tabii Icardi, Batshuayi süre paylaşımı, Dzeko Batshuayi süre paylaşımından biraz daha farklı olabilir. Ama bu sene şunu daha sık göreceğimize inanıyorum. Artık Avrupa Şampiyonası'nda da ikili forvet oynayan takımların son dönemde yavaş yavaş arttıklarını görüyoruz. Okan Hoca'nın ve teknik heyetinin kafasından geçenleri az çok bildiğimi düşünüyorum. Her ne kadar onlar bana bunu anlatmamış olsa da ben Icardi-Batshuayi ikilisini önümüzdeki sene uzun süre diyebileceğimiz bazı maçlarda ikili forvet oynarken de kesinlikle göreceğiz. Yani evet. günümüzde bir takımın ABC planlarını iyi oyuncularla uyguluyor olması büyük avantaj. Yani Galatasaray'da hem ikisini beraber oynatabileceği hem de ligin ve Avrupa'nın o yoğun programı içinde değişerek çok rahat oynatabileceği iki tane santrafor oldu. Şimdi bu konuyu ayrıca detaylı konuşuruz. Okan, hemen sana da sormak istiyorum. Batshuayi Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirdi. Nasıl bir sezon geçirdiğini birazdan detaylı bir şekilde ekrana da getiririz ama Galatasaray futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Kaliteli geçirilen bir sezonun ardından. Burada şimdi Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar da tabii sosyal medya üzerinden Batshuayi transferini değerlendirirken Galatasaray taraftarları Fenerbahçe taraftarlarını kızdırıyor. Fenerbahçe taraftarları biz istemedik o yüzden sizi aldınız diyor. Ben bir futbol sever olaraksa şöyle bakıyorum, sen nasıl bakarsın? Fenerbahçe'nin mi Batshuayi'ye daha çok ihtiyacı var yoksa Galatasaray'ın mı daha çok ihtiyacı var? Sen Galatasaray'ın daha çok ihtiyacı vardı. Çünkü Edin Dzeko ve Batshuayi'nin üzerinde bir golcü transfer etme ihtimali varmış. Bravo. Fenerbahçe'nin. Zaten sorduğun sorunun içinde cevabını verdin. Bana sormana gerek kalmadı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Şimdi geçen sene, ondan önceki sezon bakıyorsun Icardi'yi çok fazla rekabet içerisinde tutabilecek bir forvet yoktu. Şimdi Batshuayi bunu sağlayabilir mi? Sağlar. Girdiği zaman da bak bazı oyuncular var. Özellikle golcüler. Üçüncü bölgede oynayan oyuncular için söylüyorum bunu. Hemen küsüyor, trip atıyor. Performansı da düşüyor. Batshuayi öyle değil. Her zaman oyun içerisinde, takımın içerisinde kalan bir karakteristik yapıya sahip. Burada da bak hoca da dikkat ederseniz Okan Buruk da ne demişti bir kim Aspar'a yaptığı açıklamalarda hatırlar mısınız bilmiyorum. Hem dedi Icardi ile beraber oynayabilecek hem Icardi'siz oynayabilecek bir santrafora ihtiyacımız var. Demek ki kafasındaki hocanın söyledikleri gibi beraber de oynatabilecek ve Icardi olmadığı zaman da gözü kapalı sahaya sürebilecek, taraftarı da yani acabalar soru işaretlerinde bırakabilecek bir forvete bir forvet bulup getireceğiz imaj mesajlarını vermişti orada Okan Hoca. Ben Batshuayi ligi biliyor. Sonuçta geçen sene Fenerbahçe'yi ligde tuttu biliyorsunuz. Şampiyon son dakikalarda attığı goller de yarışın içerisinde tuttu Fenerbahçe. Yani Batshuayi tamam çok net %100 pozisyonlar kaçırıyor. Direkten dönüyor Beşiktaş zamanında o sezon Sergen Hoca döneminde. Bize saç baş yoldurmuştu Beşiktaş takımına mesela taraftarına. Ama Fenerbahçe'de o kadar süre bulamadı. Sonradan oyuna girdi. Girdiği zaman goller attı. Doğru yerde bulundu. Doğru ortalarla buluştu. Yani katkı sağladı. Galatasaray, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani şu anda tabii bir tane transfer yaptı. Yani en iyi transfer diyecektim ama çok doğru bir transfer yaptı. Bundan sonraki hamleleri de göreceğiz. Batshuayi'yi alması Galatasaray'a seviye atlatır. O rekabet içerisinde bak Icardi'yi de tedirgin eder bu oyuncu. Biz futbolcular biraz şeyiz ya, nankörüz, kusura bakmayın yani. Yani oynadığımız dönemlerde hoca şimdi tebessüm ediyor. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Çok yaşadı defalarca bunu. Haklı da yani, haklı oldukları çok yönleri var hocaların. Şimdi bakıyorsun yedek kulübesinde yani Ceyda oturuyor. Bir tarafta bir bakıyorsun Ahmet Hoca oturuyor. Şimdi Ceyda oturursa. Ya hocam tebessüm sana söylemine değil. Yok ben seninle şimdi, de sen hayır, benim sen, ne demek istediğimi çok iyi anladın. Çok o iyi yüzden anladım. Söyledim. Sen bu kadar güzel konuşurken bazen ekranda bakın üçümüz aynı anda görünüyoruz. Evet. Şimdi benim burada böyle oturmam var. Bir de tebessüm ederek şimdi ne anlamda gülerek söyledim? Oturmak var. Şimdi ne anlamda bir de şu da var ya. Batshuayi'nin Galatasaray'a gelmesi Galatasaray ile Fener arasındaki bu transfer rekabetini de kızıştırdı. Onun için de hepimize ayrı bir heyecan geliyor. Bak bize ne kadar güzel burada konuları, transferleri konuşmak şimdi geliyor. Ne anlamda dedim tebessüm ediyorsun biliyor musun hocam? Yani şu anlamda söyledim tebessüm ettiğinizle ilgili. Yıllardır teknik adamlık yaptınız. En üst segmentlerde de yaptınız. Alt segmentlerde de. Futbolda inişi çıkışı dönemler oluyor ama sonuçta
çok önemli, değerli takımlarda şampiyonluklar yaşadınız, başarılara imza attınız. Yani futbol bilginiz, futbol bakış açınız. Bir kenarıya koyuyorum ben bir teknik adamda. Benim için teknik adamda en önemli özellik nedir biliyor musun hocam? Motivasyon. Tabii ki de teknik bilgisi, taktik, sistem. Ama o oyuncular da %50'si de motive. Bu konuda da tecrübeli olduğunuz için. Yani zamanında futbolcular nankör, hocalarının değerini bilmediği için, bunları da belki bazı futbolcularda yaşadığınız için, yani bir anda kafanızda böyle bir dejavu yaşarsınız ya, o şekilde tebessüm ettiğiniz anlamında. Çünkü size de yapılmıştır. Birçok hoca yapılıyor. Futbolcular nankör dedim ya. Şimdi Icardi bakıyor kulübede genç, yani bunu bir futbolcunun söylemesi güzel mi bilmiyorum ama gerçek. Yaşadık hocam, biz gerçek. De yaşadık. Ben de yaşadım. Tabii şimdi canım. Az önce örnek verdim. Şimdi kulübede Ceyda gibi böyle alternatif beni böyle hemen tedirgin edebilecek, kenarda işte kötü oynadığım zaman direkt kesebilecek bir rekabet, bir futbolcu yarışın içerisine girmek var. Bir de Vinicius gibi bir oyuncuyla. Şimdi Icardi ne diyecek? Tamam diyecek. İki senedir hakikaten attığım goller. Abi muazzam goller attı Icardi ya. Ya evet. Olur olmaz goller atıyor. Çok farklı bir gol. Bak iddia ediyorum Icardi yani futbola tamamıyla odaklanmış olsa profesyonel olarak, hani kampmış, antrenmanmış, yani nasıl bir Alex gibi, bir Hacı gibi örnek mesela veriyorum, bir Atiba gibi, ya sadece çok farklı yerlerde olurdu. Oldu oralarda ama daha da üstüne koyar gidebilirdi. Şimdi Arjantin milli takımının tek golcüsü olurdu. Paris Saint Germain'in santraforu olurdu. Yani şimdi küçümsemiyorum hiçbir takım ama oralar majör ligler, farklı seviyeler. Ama bazen futbolcular işte diyorum ya, nankör, hemen boşluyor, bırakıyor, gidiyor. İşte burada da Icardi'nin performansını artırabilecek bir santrafor aldı Galatasaray. Bak sadece bir transfer yapmadı. Icardi kötü oynadığı dönemler oldu biliyorsunuz. Neden? Alternatif yok. Ama şimdi Icardi bakacak, dönecek kulübeye, bir bakacak. Ulan diyecek, Batçay var, girdiği zaman atıyor. Okan Hoca da burada adaletle o teraziyi doğru yerde tartarsa, doğru şekilde dengede tutarsa, aa diyecek. Baba hocam, tamam diyecek. Yalan mı hocam, haksız mıyım? Her kulüpte doğrudur. Doğrudur ama bazı istisnalar olur. O da şu. Her kulüpte farklı bazı uygulamalar olabilir. Her hocanın farklı uygulamaları olabilir. Şimdi yeni transfer ya. Bizim Ceyda ile yaptığımız hocam, programlarda ben ara verdim, sakatlık geçirdim. Bakın yeni hocam, transfer değil. Hayır, geri gelmedi, gönlüm geri kalbi, geldi. Geri geldi. Gelmedik biz. Evet, geri geldik. Gönlümüz, geri kalbimiz buradaydı. Tamam. Yeni transfer değil sevgili hocam. Sevgili Okan hocam, biz burada yok. Beraber yayın yaptık. Hocam ufak bir değişiklik yaptık biz senin yokluğunda. O ara Ceyda ile yaptığımız değişiklik yaptınız. Biraz geliştirdim kendimi. Ceyda ile yaptığımız programlarda biz bazı futbolculara formayı sezonluk veriyoruz. Arda Güler'e verdiğimiz gibi. Oynar mı oynamaz mı diye herkes konuşurken biz Ceyda ile dedik ki bütün maçlarda birinci Arda'yı yazıyoruz. Evet, hocam, formayı ona veriyoruz. Elini öpüyorum. Aynen bu kadar öyle. Şimdi basit ya. Sevgili vallahi Ceyda net ile burada konuşmadığımız bir karar daha aldık. Biz Icardi'ye de formayı sezonluk verdik. Kim gelirse gelsin. Ama Icardi de bu arada açıklama yapmış ülke basınına, önümüzdeki sezonda Galatasaray'dayım. Tabii. Çünkü eğer biz bunu yapmasak çocuklar isyan edecek ya. Ülkedeki çocuklar Icardi'siz yapamıyoruz dediler. Bize öyle başvurdular. Biz de bütün çocukların mutlu olmasını istiyoruz. Tabii espri bir tarafa. Tamam. Futbolun günü yoktur yani. Bunu Icardi çok iyi biliyor. Bunu Batshuayi Okan Hoca çok iyi biliyor. Bakın iki tane birbiriyle rekabet içinde olan değerli santroforun ne kadar pozitif bir rekabet yapabileceklerini biz ikisinden de göreceğiz. Hocam şu da var, bir örnek vermek gerekirse eğer, tabii ki mevkisel anlamda değil bu ama geçen sezonda Okan Hoca'nın 3 iyi stoperi vardı. Davinson Sanchez, Nelson, Abdülkerim Bardakçı. Yedek oturan kimse küsmedi. Hala var, kimse de gitmeyecek, öyle diyorlar. Bu da önemli. Dolayısıyla yine oradaki forma rekabetinde de Okan Hoca bu dengeleri iyi kuruyor der misin? Ya içeriden transfer de yapıyor şimdi. Barış Alper'i, Kaan'ı nerelerde oynattı. Berkay'ı yeri geldi, ikinci aldığında Berkant stoper oynattı. Bunları, bu dengeleri iyi sağlıyor. Bir de oyuncuları da hakikaten performansını arttıranlardan bir tanesi, en önemli unsurlardan bir tanesi sevgili Ceyda, ne biliyor musun? Hocanın oynattığı sistem. Yani o sistem oyuncuyu geliştirir. Şimdi bazı transferler yaparsın hocam, takımın içindeki oyuncuların performansını artırır. Bak transferi yaparsın, o transferle takımın içindeki oyuncuların performansını artırır. Artı o takımın içindeki oyuncular da onun performansını artırır. Bu dengeyi yakalamak çok önemli. Batshuayi bu oyunculardan bir tanesi. Bak iki taraflı olacak, göreceksiniz. Okan demiş dersiniz bu lafı. Ama şimdi
Galatasaray geçen sene Icardi, ondan önceki sene Icardi, ilk geldiği sezondaki Icardi ile geçen seneki Icardi arasında fark vardı. Performans düşüklüğü bana ilk geldiği sezon daha iyiydi. Şimdi önümüzdeki sezon ne olacak, ne verecek, ne yapabilecek? Şimdi takımlar tanımaya başladı. Bakmayın Galatasaray tamam Fenerbahçe aldı götürdü de diğer takımlar çok kötüydü. Ligde çok ciddi şekilde makas açıldı. Tam bu sezon o makası dengeyi sağlayabilecek Anadolu takımları da var. Şimdi Trabzon geliyor. İyi transferler yapacak. Bak bunun duyumlarını aldım görüyorsunuz. Yavaş yavaş da başladılar. İyi oyuncular oluyor. Şimdi Beşiktaş da hamleleri iyi yapıyor. Yapmaya başlayacak. Elde gidecek oyuncular var, satılacak. O kadar kötü bir sezon geçiren bir takımdan satılacak oyuncular çıkıyor. Evet. Şimdi lig güzel olsun. Bir takım, iki takım üzerinden değil. 4-5 takım üzerinden o yarış olsun, rekabet olsun. Ama Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin avantajı, kimse kusura bakmasın, inkar edemez. Omurgası iskeleti sağlam bir kadroları var. İki takımın da tecrübeli teknik adamı. Birisi iki sene üst üste şampiyonluk yaşamış. Her geçen gün üstüne koydu. Anadolu takımda şampiyonluk kupa almış. Ligi biliyor. Ligin en azından bak sistem taktik bir kenara koyuyor. Psikolojik anlamda ligi nasıl yönetebileceğini biliyor. Medyayı, hakemleri, saha içinde, federasyonu, onu bunu nerede ne konuşacağını biliyor. Bunlar olacak. Bunlar kelime oyunları yapacaksın abi. Bunları yap. Bir ara Sergen Hoca çıktı konuştu. Eleştiriyorlar ya, el kolu açık. Ne oldu? Bütün hocalar yapıyor bunu. Hadi çıkın birazcık, yani birazcıkın objektifseniz kendi hocalarınız için de bunu söyleyin. Bunu yapanlar da vardı. Bunlar olması gerekir. Biz de gayri ihtiyar sahanın içinde C'de hakem sistem ediyoruz. Yani refleksen oluyor. Gelişiyor bir anda. Yalan mı hocam? Ya ben bir gün, ya burada televizyonda söylenmez. Ağzından çıkacaktı da. Maçın içinde kırmızı kart gördüm ama çok ufak bir, yani hakaretten gördüm. Söylenmeyecek bir şey ama yani ağzımdan, ben farkında bile değilim. Hocam, sonra ulan kırmızı kartı değil, gördüm. Argo bir kelime. Hocam argo bir kelime. Ya maç, bak kırmızı kartı gördüm. Ulan ben bunu ne zaman söyledim dedim, düşünüyorum falan. Sonra hakikaten git bitip beyin nabız, çünkü beyine hükmetmiyor biliyorsun yorulduktan sonra. Beyin bir anda farklı yere gidiyor. Yani şunu demek istiyorum. Bunların avantajları çok önemli. Hı hı. Şimdi Beşiktaş'ta bir teknik adam getirdi. Trabzon'un da şampiyon olan bir teknik adam var. Kadro kurulacak. Yani iki takım da şu anda diğer takımlara nazaran bir adım önde. Ha, transferler geldikten sonra Trabzon'la Beşiktaş'a, o zaman kartları açarız. Tarot falı bakarız artık. Şimdi şeyler söyleriz. Camianın, özellikle sosyal medya kanalıyla taraftarların ne kadar takımın içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Bravo hocam. Şimdi bu tür transfer... Bu doğru mu hocam sence? Bence kesinlikle yanlış. Yani kulüpleri yöneten taraftarlar değil. Etkiliyor değil mi hocam? Taraftarları yöneten kulüpler olmalı. Doğru. Haklısın. Yani o yüzden ekonomik yönden kayıp, sportif yönden kayıp, çok erken bir şekilde gönderilen hocalar var. Hı. Ya Beşiktaş geçen sene 6 tane teknik direktörle çalıştı. Yani neler, bunun olduğu yerde hocam başarı çok zor. Ama şunun da altını çizmek istiyorum. Evet, bu Galatasaray'ın ilk transferi. Hı hı. Çok doğru bir transfer. Okan Hoca'nın birinci önceliği sağ bekti. Evet. O da yakında gelecek. Onu da biliyoruz. Ama şu gerçeğin de altını çizelim. Ben Galatasaray camiasına daha haftalar önce şu mesajı verdim. Şampiyonluk önümüzdeki sene son iki seneden çok daha zor olacak. Şimdi bir camia geride kalacak diye değil. Aynı şey Trabzon ve Beşiktaş için de geçerli. Lig başladığında dört takım kıyasıya ben bu yarışın içinde var olacağım hedefiyle başlayacaklar. Bakın 4-5 hafta sonra 4-5 puan geride kalan takım kim olursa olsun, bu Galatasaray'ın da başına gelebilir, Fenerbahçe'nin de başına gelebilir. Eğer 4-5 puan geride kalıyorsan taraftarın yapacağı o sosyal medya eleştirilerinden öyle büyük bir baskı oluşur ki bizim çok iyi dediğimiz futbolcuların performansı bile düşebilir. O yüzden Galatasaray'ın sezon sonunda şampiyonluk heyecanı çok yüksek olduğu için futbolcuların hepsinin formu yükseldi. Fenerbahçe'de tam tersi, Galatasaray önde olduğu için form seviyesi düştü. Biz biraz da Icardi'yi de, Batshuayi'yi de, bundan sonra gelecek futbolcuları da takımın performansıyla doğru orantılı bir şekilde, ama yükselirken ama düşerken göreceğiz. Bu da bence çok önemli bir konu. Kaldı ki Avrupa Şampiyon Kupası da bütün kulüplerimizi etkileyecek. Çünkü dördü de orada.
Hocam şunu da sormak istiyorum. Aldığı ücretler bir yana, ödenecek ücretler tabii ki, resmi açıklamayı bekleyeceğiz bunun için. İşte çeşitli söylentiler var. 3 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret gibi gibi. Ama bunların hepsi için resmi açıklamayı, KAP bildirimini beklemek gerekiyor. Ben şunu sormak istiyorum. Son bir dakikamız ama şöyle yapalım. 41 resmi maçta 22 gol imza attı Belçikalı santrfor. Galatasaray'da da benzer bir sezon yaşayabilir mi? Orada Dzeko'nun alternatifiydi. Burada Icardi'nin alternatifi. Burada ikili oynatması hocanın çok önemli diyeceğim ama 30 saniye. Bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Spor gündemine devam ediyoruz. Anspor ve Anspor Radyo ortak yayınında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okan Koç ve Ahmet Akçan hocamızla birlikte. Hocam araya gitmeden önce şunu sormuştuk. Fenerbahçe'de Batshuayi edince konum bir sezon boyunca alternatifi gibi görüldü ve 22 gole imza attı 41 resmi maçta. Bir alternatif için oldukça ciddi ve iyi bir rakam. Şimdi de bu sezon Icardi ile birlikte bakalım katkısı nasıl olacak? Ben yine çok yüksek olmasını bekliyorum ama Batshuayi'nin geçen seneki performansını biz 41 maçta 22 gol olarak anlattığımızda belki hakkını tam teslim edemiyoruz. Çünkü Batshuayi dakika bazında en çok gol atan futbolcu. Yani 60 dakikada bir gol attı aşağı yukarı. Bravo hocam. Anlattığım kadarıyla. Yani diğer türlü 2 maçta bir gol gibi görünüyor. O yüzden bence Galatasaray'da da buna benzer bir performans sergileyecektir. Ama şunun da etkisi var. Fenerbahçe'de oldu, Galatasaray'da da olur. Şimdi son dakikalarda sana gol lazımsa, yani Icardi ile Batshuayi ile birlikte oynuyorsan zaten gol atma şansın çok daha fazla. Bu avantajı kullandı. İki, bazı maçlarda da Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlar 2-0, 3-0'ı bulurlar, rakibi koparırlar. Rakip oyundan koptuğu anda yine gol bulma şansı biraz daha fazla olur. O yüzden Okan Hoca da zaten futbolcuları moralman üst seviyede tutma açısından onlara hep süre vermeyi çok iyi bilen bir hocadır. Kaldı ki Batshuayi gerçekten iyi bir profesyonel. Zaten adaletli bir hoca olan Okan Buruk bundan dolayı da Icardi'ye o süre, Batshuayi'ye o süreleri kesinlikle verecek. Benim beklentim yüksek. Tabii bu konuyu ne kadar konuşacağız bilmiyorum ama Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sosyal medyada şu an en çok konuşulan konu. O yüzden şu an Galatasaraylılar gülüyor. Batshuayi'nin performansına göre sezon sonu gülen taraf Galatasaray mı olacak, Fenerbahçe mi olacak, onu hep birlikte göreceğiz. Okan Koç, ilk saatimizde de sormuştuk. Fenerbahçeliler de bu transfere bir kayıp gözüyle bakmıyor. Çünkü belki de ikinci forveti bir sene daha sözleşmesi devam eden edinecek olacak. Ve başka bir birinci santrfor hamlesi bekleniyor Mourinho'dan. Acaba bir de şunu merak ediyorum ben. Fenerbahçelilere sormak lazım. Alternatif olarak Batshuayi mi istersiniz, Dzeko'yu mu? Bir de bu açıdan da bakmak lazım. Şimdi geçen seneki Batshuayi'nin performansı yaş itibariyle öbürünün yaş itibariyleki performansını ortaya koyarsak, değerlendirsek, bir de bir yaş daha almış bir Dzeko, hangisini tercih ederdi Fenerbahçeliler? Bir de bu açıdan bakmak lazım. O öteki santrafor'un özelliklerine göre bence değişebilir hocam. Ya yok ben yani, kişiye göre bağlı hocam Dzeko bu sonuçta. Dzeko şimdi daha uzun boylu. Bizim pivot santrafor dediğimiz tarzda her ne kadar hareketli oynadıysa. Veyahut da bunu Mourinho'ya sormak lazım. Tabii ama Batshuayi geniş alana daha fazla hücum edecek biri. Mourinho da Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk açıklamalarında tempo üzerinde durmuştu. Daha çabuk oyun üzerinde o durmuştu. O tempoyu yapabilir mi Dzeko alternatif olarak mesela? İşte o yüzden i̇şte tempo Mourinho'ya deyince sormak. Batshuayi biraz daha öne i̇şte çıkar. Pivot santrafor olunca da Dzeko biraz öne i̇şte çıkar. İşte bunun cevabını senin tarafından merak ediyordum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bravo hocam, tebrik ederim. Şöyle bir şey var. Şimdi bakıyorsun 41 maçta 22 gole katkı sağlamış. Hocam çok güzel özetledi. Dakika, skor işte falan filan neyse. Bir de aldığı ilk 11 süreler de çok önemli. Ne kadar ilk 11 oynayıp ne kadar gol attı. Ne kadar sonradan girip ne kadar gol attı. Sonradan girdiği zamanda da dikkat ederseniz az önce söylediğim gibi. Yani Fenerbahçe'ye çok katkı sağladı. Hiç küsmedi, hep oyun içinde kaldı. Bunlar önemli bir avantaj. Bir de ligi bilmesi çok önemli bir avantaj. Şimdi bakıyorsun Galatasaray'a. Aradaki lükse bakar mısın abi? 12 milyon dolar veriyorsun. Alternatif olarak Batshuayi'yi alıyorsun.
bu ciddi bir yani şeydir yani neydi onun ismi? Yani bir güç gövdesi, evet. Gövde gösterisidir. Bu da önemli bir avantaj Galatasaray açısından. Bence Galatasaray çok doğru bir hamle yaptı. Hoca ne dedi? Mesela Ahmet Hoca da söyledi, Okan Hoca ilk sağ bekledi ama böyle fırsat transferleri önüne sunulduğu zaman hiçbir hoca hayır demez. Yani burada dakika oynadığı maç sayısıyla dakika arasındaki yaptığı katkı sağlığı şeyi olarak bakarsak bence çok faydalı işlere imza attı. Ama burada yani arkalarında kim oynayacak bu iki forvetin? Çift forvet oynattığın zaman kanatlardan 4-4-2 mi oynayacaksın? Üçlü mü oynayacaksın? 4-2-3-1 mi? Veyahut da 4 şimdi 3-3-6 diyeceğim yine bu sefer alacaklar onu. 3 sene 5 sene başlayacaklar makara. O ara heyecandan böyle gideyim derken bazen heyecanlanıyor. Yok 3-3-6'da ben de heyecanlandım. Yani işte, yok hocam onun patatı bende artık onu kimse alamaz benden izin almadan. Yani şimdi bazen böyle okurken ulan diyorum Okan yine bir gaf yapacaksan oradan da alıp götürecekler. Ya oluyor bunlar şimdi canlıyım da heyecandan bir an. Ya, biz tabii de biliyoruz canım. Bunu yani. Yani orada yoksa kalkıp, futbol oynamış bir insanın. Yani. Şimdi orada forvet arkasında çift forvet arkasında bir 10 numarayla mı oynayacak ama Mertens mi olur? Daha enerjik bir 10 numara mı tercih eder ki bunu da söyledi Okan Hoca. Büyük ihtimal Mertens'in yerine de bir transfer yapılacak. Ya Galatasaray avantajlı hocam. Kimseye kusura bakmasın. Ya Galatasaraylılar çok tedirgin veyahut da şey olmasın Ceyda. Yani panik yapmasınlar. Bu arada ekip arkadaşlarımızın da hakkını teslim edelim. Transfer raporu programında 6 Haziran'da Emre Kaplan bu istihbaratı ekiplerimizle paylaşmıştı. Koray Baloğlu'yla birlikte 6 Haziran'da da transfer raporunda Emre Kaplan'ın haberi doğrultusunda Başakşehir kırmızısını vermiştik. O yüzden ekip arkadaşlarımızın da hakkını teslim edelim. Şimdi... Hayır, transfer hakkında bilgi sahibi olmak isteyen akşam 9-11 arasında spor izlesin. Evet. Bu kadar belli basit. Olmuyor hocam. Gündüz de verebiliyoruz. Bana da geliyor, sana da geliyor bazen mesajlar. Şimdi geçen gün mesela ben bir duyum aldım. Burada yani onu da transfer raporunda Koray'ın yayında yaptım. Fenerbahçe bak şu ciddi bir şekilde aldığım bilgi yani öyle yalan dolan değil yani öyle az buz insan da değil. Lewandowski ile temasa geçmiş adamlara. Seviyeye bakar mısın? Yani bunlar önemli düşünceler, projeler. Şimdi başarı sana alım gücü sağlar değil mi? Yani başarı. Doğru. Şimdi az önce ne dedim? 12 milyon dolar verip Icardi'nin arkasına Batshuayi gibi santrafor alıyorsun. Galatasaray'da da bu avantajlar da var. Şampiyonlar Ligi gibi arena var. Şimdi gittiği oyuncu bakacak hangi kulvarda nerede mücadele ediyor. İşte burada önemli olan doğru adımlar. Bence ilk yaptığı hamle çok doğru bir hamle Galatasaray'ın. Peki bundan sonraki hamlelere geçelim Ahmet Hocam. Galatasaray'da sağ bek transferi öncelikli açıklaması hem yönetimden hem Okan Hoca'dan sık sık geldi bu dönemde. Sağ bek bekliyorken fırsat buldu Galatasaray ve santrafor hamlesini gerçekleştirdi. Ama şimdi bir sağ bekte işte bir Bisakka ismi konuşuluyor. Orta alanda Torreira'nın yanına yine o kalitede bir isim beklentisi var camianın. İşte Højbjerg ismi konuşuluyor bu anlamda. Ama sizin bundan sonraki hamlelere dair beklentiniz ne? Şimdi transfer planlaması yaparken hiçbir kulüp veya teknik adam ya önce ben sağ beke odaklanacağım. Onu bitirince sol açığa, onu bitirince orta sahaya diye değil. Bütün takım için planlama zaten yapılmıştır. Galatasaray'ın bütün mevkilerde ilgi duyduğu futbolcular bellidir ve bunların bir kısmıyla görüşülmüştür zaten. Sağ bekte Okan Hoca'nın öncelikle durmasının nedeni şu an elde bir sağ bek yok. Yani Galatasaray zaten direkt olarak playoff'tan başlayacağı için ligin başını kaldı ki playoff Galatasaray adına çok önemli. Ondan iki hafta sonra oynanacak Şampiyonlar Ligi playoff'unda zirvede olması lazım. Onun için de bir yeni alacak sağ bekini mümkün olduğu kadar kaliteli ve erken almalı. İki, o aldığı futbolcuyla da takımın uyumunu veya Okan Hoca'nın oyun anlayışını sahada o güne kadar pekiştirmesi lazım. Burada da belirli isimler var. İşte en çok Bisakka Manchester United'dan konuşuldu. Asinyon konuşuldu. Marsilya'dan Klaus Galatasaray'da konuşulanlar arasında. Bu dönem mecbur kalırsa da Dubois geri dönmüştü. Şu an en azından antrenmanlarda kullanacağı oyuncusu var. Elde Kaan Ayhan'ı var. Kaan Ayhan da bu sene birçok maçta orada bence çok başarılı görev yaptı. Kaldı ki bir de ben bir futbolcunun çok joker olmasını tasvip etmiyorum. Bazen işte adın jokere çıkıyor. Bu sefer 11'deki yerini kaybediyorsun. Beşiktaş'ta Zahid Dinov'un başına geldiği gibi. Onu o bölümde konuşuruz. Okan Hoca'nın sağ bek önceliği olmazsa olmaz. Takımın içinde
Torreira ile birlikte Kerem Demirbay bence son dönemde çok iyi oynamış olmasına rağmen ofansif özellikleri ön planda olduğu için orada bir ikili oluşturabilecek bir transferin peşinde. Højbjerg onlardan biri. Ama yine biraz gariptir. Da pahalı bir oyuncu. Gariptir, Fenerbahçe'de ona ilgi duyuyor. Evet. Hocam orada sen istemesen de bir yarış var. Evet, olacak mecbur. Bir de Okan hocam demin böyle ima etti. Mertens bu seneki performansıyla 50 yaşında bile olsa Galatasaray'da oynar. Bu derece iyiydi. Ama sen bu seneki o iyi performansına güvenip onu orada yalnız bırakmazsın. Oraya da Galatasaray mutlaka bir transfer düşünecek. Eğer zaten bunları alırsa Galatasaray'ın eldeki futbolcuların önemlileri gitmediği takdirde birkaç tanesini gitmesine izin verebilirler. Yani kanatta oynatabileceği oyuncu olduğu sürece oraya da çok fazla ihtiyaç duymayacak. Ama Galatasaray'da biz hep gelenleri konuşuyoruz. Aslında Fenerbahçe, Beşiktaş dahil olmak üzere hocam alacak futbolcu yeri yok. Evet. Elinde 17, 18, 19 tane yabancı var, sayı 12 olmak zorunda. Evet. Göndermeden nasıl alacaksın, en büyük sorunu. Bir de işte böyle 3'er 5'er milyon yılda vermeye başlar da 3 senelik sözleşme yaparsan. Senin söylediğin aynısını kupa adamlar maçını, hiçbir yere gitmiyor. Senin söylediğin aynısını kupa maçının finalinde Başkan Hasan Arat söyledi bana. Yani dedi önümüzdeki sezon 12 yabancıya düşeceğiz. Evet. Elde 18 yabancı var. İlk başta dedi bunları nasıl göndereceğiz? Yani bunları göndermeye çalışıyoruz dedi. Senin söylediğinle aynı şeyi söyledi. Yani bu yönetimler veyahut da başkanlar, idareciler açısından da kolay bir şey değil. Şimdi ben Mertens'le ilgili niye hocam biliyor musun? Oraya Galatasaray'a biraz daha dinamik, enerjik katacak. Yani tamam Mertens pozisyon bilgisi çok iyi de zaman zaman yetersiz kalıyor baskılarda. Çünkü yaş itibariyle belli bir yaşa geldi. Kolay değil o yaştan sonra o baskıyı sağlayabilmek veyahut da o tempoyu koyabilmek ama aklıyla ayaklarını çok iyi birleştiriyor. Müthiş işler yaptı. Son çeyrekte bence Galatasaray'ın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Onunla Ziyech girdi devre. İşte burada hoca faktörü de var. Sezon başında Mertens niye yoktu? Rakipler çok diriydi, alanları kapatıyordu. O aralarda çok yani kendisini de şey yapmadı. Ama sona doğru performanslar, fizik gücü düşer biliyorsun futbolcularda, takımlarda da düşer. Sen biraz diri olduğun zaman sırıtırsın onların içinde. Bunu da sağladı aklıyla beraber ayaklarıyla. Zaten yetenekli yani hiçbir şey inkar etmeyelim yani sonuçta yetenekli bir oyuncu. Ama orada biraz daha tempo koyabilecek, geri gelecek ikinci forvet, geri gelecek sağa sola basacak. Sol kanat kim oynuyor örnek Barış gittiği zaman... yerini kapatabilecek biliyorsun bunları yapabilecek temposu gücü de olabilecek bir oyuncuya da ihtiyacı var. Hoca da söyledi orta saha konusunda ne dedi? Dribbling yapan, mesafe kat eden, zaman zaman da forvetin arkasına, defansın arkasına koşu yapabilecek bir oyuncuya da ihtiyacımız var. Ama ya şimdi bakıyorsun, bak şimdi bakıyorum Galatasaray'a. Böyle bir kafamda kadro planlamasına bakıyorum. Bir sağ bek, bir orta saha, bir tane on numara. Belki bir tane de sağ kanata, kanat forvet. Yani böyle bir bak forveti kapattılar. Nereye olmazsa olmaz sağ bek. Değil mi? Orayı da kapattıktan sonra zaten fırsat transferleri önlerine sunulacak, gelecek. Avantaj sağlayacak. Onlar açısından niye? Şampiyonlar Ligi arenası vitrini var. Bu çok büyük bir avantajdır futbolcular. Biz bakarız futbol. Hocalar da bakar. Sen de biliyorsun. Hangi kulvarda nerede yarışıyor? Elindeki kadro nasıl? Ben şimdi kanat oyuncusu olarak... bakarım hangi takımda nasıl oyuncular var, beni besler mi, benim performansımı artırır mı? Bunları da tercih edip, değerlendirip o takım seçimini kullanarak giderim ben mesela. Bu ama şimdi Galatasaray transferi forveti yaptı az önce söylediğim gibi. Sağ bek yaptıktan sonra iki tane kalıyor bana göre. Bir orta sahaya, hocanın istediği bölgeye nasıl dribbling yapabilen, mesafe kat edebilen bir oyuncu istiyorum dedi. Bir de sağ kanat forvet oralarda 3. bölgede kanat forvet merkezde oynayabilecek bir transfer daha yaptığı zaman. Burada gidecekler de önemli. İşte Kerem Aktürkoğlu bunlardan biri olarak konuşuluyor. Avrupa Şampiyonası'nda da beklentilerin üzerine çıkıp iyi bir transfer gerçekleştirme ihtimali. Okan Hoca'da her futbolcunun Avrupa'da oynama hayali vardır. Ben takımda kalmasını isterim Kerem Aktürkoğlu'nun ama olabilir sinyali de verdi sanki. Şimdi Galatasaray'da gidecekleri sayacaksak ki hocam adaletlidir. Futbolcuların hakkını verir. Hocam Mertens bu sene senin söylediklerinin hepsini yaptı. Ama bir gerçek de şu. Mertens 25 yaşında olsa bile o mevkiyi bir futbolcuya bırakmazsın. Evet. Oraya bir transfer daha lazım o kesin. Yani düşme olabilir fizikman. Zaten bizim en fizikman güçlü dediğimiz futbolcularda işte Ferdi'den örnek vereyim. İlk yarının bence
sezonun en iyi futbolcularından biri Barış'la beraber. O fizikman hiç bıkmadan, usanmadan 90 dakika, hatta uzatmalar dahil koşan Ferdi'de bile fizikman bir düşüş gördük. Bu kadar ağır bir sezonu bir futbolcunun tek başına kaldırması mümkün değil. Bence de oraya bir transfer lazım ama Mertens'in hakkını teslim etme adına. Defans arkasına koşu yaptı, gol attı, gol attırdı. Hatta ligin sonunda bile, herhalde son Konya maçı dahi olabilir. Ya rakip penaltı noktasından kendi ceza sahasına kadar tek başına gelip orada o topu çalan ve geriye yardım eden bir Mertens vardı. Çok iyiydi. İyi bir sezon. Nasıl anlamlı? Sevgili Ceyda'nın sorusuna geri döneceğim. Bir, Zaha'nın gitmesini Galatasaray istiyor. Eğer biraz uygun bir teklif gelirse hemen verecekler. Kerem kendi gitmek istedi. Ben Kerem'in kalmasını bekliyorum kendi adıma. Endombele. Çünkü hocam Rayo Vallecano Galatasaray'la kıyaslandığında böyle Galatasaray'la yine bir fark var ya. Sen Kerem olarak Galatasaray'dan gidiyorsan daha iyi bir takıma gideceksin. Real Sociedad'ın ismi de. Real Sociedad. Oradaki takımlar da Galatasaray'dan büyük değilse oralara giderek hem kariyerine bence çok şey katamaz, hem de onun heyecanını alıp da Galatasaray seviyesine taşıyamaz. Ailesinin bir Arabistan düşüncesi varmış. Bence Kerem o kadar iyi bir Galatasaraylı ki, Galatasaray'ın da ona ihtiyaç olduğu için o kalacaktır. Tete'ye teklif gelirse Tete'yi vereceklerdir. Vinicius'u zaten gitti diye bakıyoruz. Endombele gitti diye bakıyoruz. Oliveira gitti diye bakıyoruz. Dolayısıyla Galatasaray'da aslında gidecekler veya gitmesini istedikleri belli. Çok önemli bir konu. Okan Hoca üçü de kalacak demesine rağmen stoperlerden bir arıza çıkmaması lazım. Üçünün birden kalması lazım. Kaldı ki üçüne birden teklif olduğu gerçeği de var ki yönetim aman iyi rakamı bulduk verelim derse bence çok büyük bir hata yapar. Ne dedik? Üç tane iyi santrof, stoper birbirleriyle sorun yaşamadan sezonu üst düzey form seviyesinde tamamladılar. Bence Galatasaray bu konuya son derece önem vermesi lazım. Peki Fenerbahçe ile devam edelim. Sarı lacivertlerde de Jose Mourinho'nun mesaisi başlıyor. İstanbul'a gelen Portekizli teknik adam önce Samandıra'da daha sonra da Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek diyoruz. Detayları izleyelim birlikte. Evet, Fenerbahçe'de Mourinho İstanbul'a adımını attı. Adımını attığı andan itibaren de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını yapmaya başladı. Gelişi de çok ses getirmişti. Buradaki görev süresinde de yine hem dünyada hem Avrupa'da çok konuşulacağı belli. Hem Türk futbolunun hem Fenerbahçe'nin hem de Mourinho'nun. Adamın karizması, enerjisi, başarıları var yani sonuçta Jose Mourinho. Yani hiç hayal edebilir miydin Türkiye'ye geleceği veyahut da Türkiye'de bir takımı çalıştıracağı? Yani benim çok fazla imkan veyahut da ihtimal sağladığım bir konu, yani durum değildi açıkçası. Mourinho, Jose Mourinho, ama başarılı olur mu, olmaz mı? Elindeki malzemeye bakılacak, nasıl bir kadro kurulacak? Yani bu çok önemli bir detay. Rakipleri güçleniyor. Galatasaray zaten iyi bir kadrosu vardı. Gitti rakibinden iyi bir santrafor forvet aldı. Orada bir hamle yapmış oldu. Şimdi burada Fenerbahçe'nin yapacağı hamleler de çok önemli ki yapacakları transferlerle ilgili duyumlar da alıyorum. Çok önemli transferler yapacaklarmış. 4 net, 6 da olabilirmiş bu transfer sayısı. Yani 4 tane net oyuncu alacaklar ama. Bir sol kanata, bir orta sahaya, bir de neydi siz söyleyin, santraforu. Yani bu bölgelere sol kanata, yani kanat forvet oynuyor. Şimdi yine Mourinho'nun stoper de olabilir diyorlar. Ya şimdi stopere bakıyorum. Olabilir Beko, Osterwol, Ciku var orada. Osterwol da çok iyi oynadı mesela stoper bölgesinde. Sol bekten daha iyi oynadı. Hatta yani ben Osterwol geldi. Westham'ın da bir ilgisi varmış. Ya, şu anda zannetmiyorum gönderilenmiyor ama çok cüzi rakamlar verirlerse tabii ki de gönderirler. Onun yerine daha iyi oyuncu bul ama Fenerbahçe bu sene de o yani hem hoca olarak ne kadar iddialı olduğunu göstermiş oldu. Burada yapacakları hamle çok önemli. Şimdi Fenerbahçe yıllardır çok önemli isimler, transferler yapıyor ama ligin sonunu getiremiyor. Mourinho ile bunu getirebilir mi? Geçen sene bakıyorsun, ondan önceki sezon, Jesus dönemi milli maçlara kadar Fenerbahçe şampiyon gözüyle bakılıyordu. Ondan sonra bir anda işte Fenerbahçe'de o gerginliği atabilmesi gerekiyor. Yani son düzlükte ciddi bir sıkıntılar yaşıyorlar. Gerginlik var, uzun sürenin şampiyon olamamasının sebepleri var. Ama ben bu sezon Mourinho ile onu aşabileceklerini düşünüyorum. En azından son anlara kadar, geçen seneki gibi son anlara kadar yarışın içinde olacaktır.
Doğru transferler. Lewandowski'ye gidildiğini duydum. Belki şöyle bir olasılık da olabilir sevgili Ceylan. Sol beke bir transfer, Ferdi'yi sol önde oynatma ihtimali de varmış Mourinho'nun. Böyle bir düşüncesi de varmış. Sol beke bir transfer, Ferdi'yi sol önde oynatma gibi bir ihtimal. Yani oradaki transfer stratejiye bakacaklar. Bakalım yani ligde bir transferler şekillensin, ona göre transferleri takımları değerlendirmek daha kolay olur ama Mourinho farklı bir seviye yani. Adam bakar mısın abi, oturuşu, duruşu, konuşması, o kenardaki enerjisi, futbolcuların o üzerindeki olan üstünlüğü, bunlar önemlidir. Futbolcu hep derim ya, kurnazdır. Bakar şimdi hoca, kenardaki hocadaki vücut dili, otoriterlik, bunlar sağlayamıyor mu, sağlayabiliyor mu, bunları değerlendir. Bunu yediremezsin yani, buna kurnazlık veyahut da çakallık o tarz şeyler yapamazsın. Bu artık oraları yemiş yutmuş insan. Mourinho'nun da avantajlarından bir tanesi, az önce Galatasaray'la ilgili dedim ya, Şampiyonlar Ligi avantajı var transferlerde, tercih seçeneklerde mesela futbolcuların. Mourinho'nun da isminin avantajı var. Her aradığı tabii oyuncuyu getirme ihtimali var. Tabii para konusunda da. O yüzden de biraz işte eski öğrencilerin adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyor hocam. Ya, hoca şimdi fark etmiyor ya. Eski öğrencisi, yeni olmayan öğrencisi kim olursa olsun, Mourinho'nun araması, ikna etmesi veyahut da ben seni oynatmak istiyorum, takımda görmek istiyorum, oynatacağım. Hedeflerimiz bunlar, bunlar. Bir sonraki sene yapacaklarımız bunlar gibilerinden konuştuğu zaman yani o oyuncu anında ikna olur. Çünkü bu seviyedeki teknik adamlar bunları daha önce başarmış. Yani hocam benim şimdi kafamdaki tek soru işareti ne biliyor musun? Ya bakıyorum ligde şampiyon olan takımlara. Fenerbahçe'nin, uzun yıllardır göremiyoruz da, Beşiktaş'la Galatasaray üzerinden gidelim, Trabzonspor'un son dönemlerde hep baskılı oyunlarla şampiyon olunuyor değil mi hocam? Yani rakibi bu oyun. Üçüncü bölgede sağdan, soldan, merkezden, her yerden. Yani geçen sene Galatasaray'ın oynattığı oyun. Ondan önceki Sergen Yalçın'ın oynattığı oyun. Ondan önce Şenol Güneş'in oynattığı oyun. Fatih Terim'in oynattığı oyunlar. Hep baskılı oyunlarla şampiyon olunuyor. Yani bunu Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Ligi'nde o seviyedeki takımlara yaparsan bir anda 20. dakikadan sonra 3-0 tabelada görürsün. Oralarda daha kontrollü, daha dengeli. Rakibine göre önlem alacaksın. Yani Mourinho burada nasıl oyun oynatacak? Sen nasıl bir oyun tercih edeceğiyle ilgili bir düşüncen var mı? Çünkü Tottenham'da, Roma'da dikkat ettim, daha böyle bölgesel oyunu oynadı. Zaman zaman tabii ki de baskıyı kurdu, şey yaptı ama büyük takımlarda, bizim burada ligimizdeki takımlar 60-70 dakika o baskıyı devamlı sürdürüyor. 20-30 dakika skoru buluyor, ondan sonra biraz aktif dinlenme, sonra bir daha devam ediyor baskıyı kurmaya. Mourinho nasıl bir oyun tercih edecek? Bu konuda benim kafamda soru işareti var. Biraz beni aydınlatırsan sevinirim. En iyi savunma hücum mudur diyecek Mourinho? En iyi savunma hücum mudur? Evet, öyle de söylenebilir. Çünkü önde baskı yapmak demek, üçüncü bölge savunma demektir. Futbol literatüründe yeri o. Yani top rakibe geçtiği anda topu kazanmak için defans yaparsın. Fenerbahçe o yüzden topu önde kazanmak isteyecektir. Bu da sevgili Okan hocamın dediği ön alan baskısıdır. Çünkü bakın, Mourinho dünya futboluna yön vermiş hocalardan bir tanesi. Evet. Yani bu kadar büyük bir kaliteniz varsa, dünya futboluna yön veriyorsanız, futbolun hem ofansif hem de defansif yönünü yer yutarsınız. Hocada da bu var. Son dönemde Roma olsun, Tottenham olsun, oynadığı liglerin en güçlü takımı değildi. Şampiyonluğun bir numaralı, iki numaralı adayı değildi. Şimdi Fenerbahçe kendi sahasında bir maç oynuyor Anadolu takımına karşı. Rakip kendi kale önünde Fenerbahçe'yi bekliyor. Fenerbahçe otobüs çekecek değil ki. Mecburen rakibin üzerine gidecek. Bakın, o yüzden Mourinho da taraftara bence o algıyı güçlendirme adına çok önemli mesajlar verildi. Şampiyon olacağız hissini daha şimdiden uyandırmak için otomatikman coşkulu oynamak zorunda. Evet. Fenerbahçe taraftarı da o coşkuyu baskılı oyunda alır. Rakip zaten kendi kalesinin önüne çekilmişken, Fenerbahçe'de geçen sene birçok maçta önde baskılı oyunlarla o pozisyonları, o golleri buldu. Bu sene de Mourinho'nun kesinlikle oyunu bu olacaktır. Oyunun 90 dakikasında üst düzey bir tempo yapmak, önde baskı yapmak mümkün değil. İmkanı. Dönem dönem ikinci bölgede bu karşılamalar tabii olacaktır. Aktif dinlenme deriz biz ona mesela. Mourinho'nun geriden oyun kurma konusunda Fenerbahçe'yi daha ileriye taşıyacağı gerçeği var. Ya şu Avrupa Şampiyonası'na bakalım. En zayıf dediğimiz takımlar geriden oyun kuruyor mu? Kuruyor. En zayıf takımlar önde baskı yapabiliyor mu? Yapıyorlar.
Ya en zayıflar bunu artık yapıyorsa, dünyanın sayılı hocalarından biri kendi liginin en güçlü kadrosuyla bunu yapmaması mümkün değil. O yüzden hiç kimse, Mourinho zaten defansif oynatıyor. Bu sene de otobüs çekecek veya defansif oynayacak diye hiçbir şey düşünmesin. Fenerbahçe'de en defansif oynuyor dedikleri Aykut Hoca zamanında bile Fenerbahçe ofansifinde gol rekorları kırıyordu ya. O yüzden hocam. Futbolu bizim biraz da futbolun ilkelerine göre doğru yorumlamamız lazım. Benim o konuda zerre kadar endişem yok. Ha, sen diyelim A takımısın, diğer şampiyon adayı B takımıyla bir maçı yapıyorsan defans güvenliğini zaten almak zorundasın. Çok da basit söyleyeceğim. Mourinho ligin en zayıf takımına önde baskı yapıyorsa stoperlerine de arkadaki geniş alanı savunmak için mutlaka defans güvenliğini almalarını isteyecek. Bunu öğretecek onlara. Milli takımımızı da bu şampiyonada bekleyen en büyük tehlike o. Biz önde baskı yaparken bazen geride geçiş hücumlarında rakibe o geniş alanı savunmada pozisyon veriyoruz. Ben Mourinho'dan hep biz konuştuk. A planı, B planı, C planı. Hiçbir takımımızda, ligimizde bu planların hepsini görmedim. Mourinho hocam senden bunu bekliyorum. Yani büyük hocaya yakışır, ülke futboluna katkı sağlayacak, güçlü bir kadroyla bu oyunların hepsinin bir takım tarafından oynanacağını göstermenizi bekliyorum. Kaldı ki bu rakipleri de o seviyeye otomatikman çeker. Çok doğru hocam. Okan, şimdi biz geçen sezon aslında çok ismini duymadık ama hocanın gelişiyle birlikte bir sportif direktör olarak Mario Branco ismi de ön plana çıkıyor. Bugün hemen bir toplantı yapılmış, transfere dair de görüşmeler gerçekleştirilmiş. Hocanın eski öğrencilerinin adı çok sık geçiyor ve takımda kalacaklar. Bu konuda Ferdi sergilediği turnuvada ilk maçta sergilediği performansla birlikte yeni sakatlıktan çıkmasına rağmen gerçekten herhalde Mourinho'nun da ya benim Ferdi gibi bir oyuncum var deyip arkasına yaslanmasına sebep olmuştur diye düşünüyorum. Avantaj kesinlikle aynı şekilde. Ben de düşünüyorum. Şimdi Ferdi'yi sol önde oynatabilirsin. İstikrar abidesi derler ya. Yani sahaya çıktığı zaman her şeyini veriyor. Rakibiyle dalaşmıyor. Hakemle uğraşmıyor. Arkadaşların moralini bozmuyor. Dikkat ederseniz enerjisiyle, performansıyla yeri geldiği zaman takım düştüğü dönemler oluyor. Yaptığı hamlelerle, mücadeleyle takımın performansını da yukarı çekiyor. Diğer arkadaşların da performansını yukarı çekiyor. Ben defalarca gördüm. Yani o Dzeko'nun, Tadic'in, Szymanski'nin maçta tam böyle mental ve hatta fizik olarak düşeceği zaman Ferdi devreye giriyor. Diğer arkadaşlar da hemen silkeliyor kendini. Hemen o oyunun içerisinde kalıyor Ferdi. Çok farklı bir oyuncu. Sağ önünde de oynatabilirsin. Sol önünde oynatabilirsin. Tamam, zaman zaman kademe hatası yapıyor. Pozisyon bilgisi defansif anlamda çok ön planda olmayabilir ama hocaları ondan daha çok ön alanda etkili olmasını istiyor. Ama asli görevini sol bek olarak defansif anlamda arkasına adam kaçırmaması gerekiyor. Bunları yaşadı mı geçen sene puan kaybettiği maçlarda dikkat edin. Rakipler Samsunspor'la Alanyaspor'du sanırım. Alanyaspor onun tarafından gelen pozisyonlarla golü buldu. İçeride kaybettiği maçlarda. Diğer maçlarda da birçok pozisyon hatası yaptı ama Ferdi, ben Mourinho'nun yerinde olsam Ferdi'yi daha çok önde kullanırım. Devamlı gidip gelen bir bek kanat forveti düşünebiliyor musunuz? Ya ben bek oynadığım zaman ya yeter artık diyorsun ya. Gidiyorsun adama resmen söylüyorsun ya, yapma Ceyda diyorsun, yapma Ahmet Hoca diyorsun. Yeter artık bir dinleneyim. Ama Ferdi'de de öyle bir ciğer var ki baba, ciğersiz gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yani psikolojik olarak da üstünlük sağlıyor. Sadece yetenek değil, birebir de adam eksiliyor mu? Eksiliyor. İkiye birler yapıyor, defansın arkasına koşuyor. Yani böyle bir avantajı da var senin dediğin gibi. Rahatlatıyor hocasını. Şimdi burada Mourinho'nun oynattığı takımlarda da hocam da bilir. Kanat forvetleri hareketli olması lazım. Tek yönlü değil yani, çizgiye basıp adam geçeyim orta yapayım tarzı değil de yeri geldiği zaman defansın dengesini bozabilecek, koşular yapabilecek potansiyelde oyuncuları da sahaya sürüyor. O oyun anlayışıyla çıkıyor. Ferdi de bunlardan bir tanesi, avantaj sağlayacaktır ona. Bak ben iddia ediyorum Tadic'i, yani Szymanski'nin performansına göre, Tadic Szymanski'nin performansı düştüğü anlarda Tadic'i forvet arkasında oynatır. Ben yani Tadic'i daha çok orada değerlendirir. Çünkü geçen sene İsmail Hoca onu orada oynattığı zamanlar çok etkili oluyordu. Tadic gibi bir oyuncuyu kaleye yakın oynattığı zaman şut çekebiliyor. Yani tek pasları, vantajları, tek pasları veyahut da derin topları, şutları, set oyunu, vücudunu çok iyi kullanıyor. O kalabalık alanda yani bunları yapabilecek, oynadığı dönemlerde yaptığını ispatlayan bir oyuncu.
Yani bu tarza da sağ tarafta İrfan denilen bir oyuncu var. Yani sakatlık geçirmeseydi şu anda milli takım değişilmez oyuncu. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Onun yerinde alternatif olarak Cengiz. Şimdi Cengiz'in bu sezon daha da Mourinho ile performans arttıracağını düşünüyorum. Yiyeceği kampla. Biraz da bak Cengiz'le ilgili yani şunu söyleyeyim. Kardeşim tamam. Yetenekli, potansiyelli bir oyuncusun da özel hayatına dikkat etmen gerekiyor. Biz duyuyoruz bunları. Sonuçta siz geldiniz buraya, aldınız paraları. Size ciddi şekilde yatırım yapmış bu kulüpler. Yapıyorlar. Fenerbahçe ciddi şekilde bir yatırım yap. Bu konularda biraz daha özel hayatına, otokontrol deriz biz buna. Kontrollü olman gerekiyor. Yani bu camialara geliyorsunuz. Onun da bilincinde olacaktır. Mourinho da zaten bu dengeleri sağlayabilecek potansiyelli bir hoca. Yani Fenerbahçe'de aynı Galatasaray'daki gibi çok fazla böyle panik yapılacak, stres yapılacak bir durum yok. Onların da iyi bir kadrosu var. Yani burada Beşiktaş'a geldiğimiz zaman veyahut da Trabzon'a geldiğimiz zaman onları da değerlendireceğim. Burada yani benim aldığım bilgi 4 transfer. Bir orta saha, bir sol kanat, bir santrafor. Senin dediğin gibi de bir de stoper. Ama sol bek de olabilir bak. Sol bek transferi de yapabilir. Maksimum 6 oyuncu alacaklar. E şimdi isimlere bakıyorsun Ali Koç, Acun. Dışarıdan destekleyen çok önemli iş adamları var. Artık şunu düşünüyor Fenerbahçeli idareciler ve camiası. Son kurşun. Fenerbahçe ben iddia ediyorum bu sene şampiyon olamazsa çok ciddi bir kaosun içine girer. Önümüzdeki sezon şampiyon olamazsa veyahut da ligden koparsa çok ciddi kaosun içine. Ne Mourinho'ya bakarlar, ne Ali Koç'a bakarlar, ne Ahmet'e. Hiçbirine bakmadan abi yani çok farklı sıkıntılı yani durumlar yaşanır. Ha, bunların bilincinde hareket eden bir yönetim grubu var. Şimdi Acun Ilıcalı gidecek, istediği oyuncuları temas kurabilecek. Para desem para var. İkna etme konusunda da teknik direktör açısından da avantajım var. Yani bu konular çok büyük bir avantaj bir takım kurma açısından. Bunları da değerlendirip ona göre bir kadro kuracaklarını düşünüyorum. Fenerbahçe, yani önümüzdeki sezon ben şunu söyleyeyim. Şampiyonluğun en iddialı takımlarından bir tanesi gibi geliyor bana. Peki. Şu andaki itibariyle ilgili söylüyorum. Şimdi bir araya gideceğiz hocam. Araya gittikten sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle mevcut kadrosunda Fenerbahçe'nin, hocanın bu mevcut kadro üzerinden oyun planları nasıl olur? Bunu da soracağım size. Ama kısa bir ara rica ediyoruz sizden. Devam ediyoruz. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Euro 2024 heyecan sürüyor. Saat 16'da başlamıştı. İlk yarısı sona erdi. Slovenya Sırbistan'la 0-0 eşitlikle tamamladı. İlk yarıyı bu bilgiyi de paylaşalım sizinle ve biz Okan Koç ve Ahmet Akçan hocamla birlikte değerlendirmelerimizi sürdürelim. Hocam Fenerbahçe'de özellikle Mourinho ile şimdi 23-24 Temmuz'da bu iki tarihten birinde Fenerbahçe ilk resmi maçına çıkacak. Doğru. Ön eleme mücadelesine. Dolayısıyla tabii ki Fenerbahçe takviyeler yapacak, transferler yapacak ama eldeki mevcut kadrosunda ne gibi değişiklikler yapabilir ve nasıl kullanır bu kadroyu Mourinho? Bu da merak ediliyor. Şimdi sıralama şudur. Önce sizin oyun felsefeniz, yani oyun stratejiniz önem kazanır. Sonra da o stratejiyi hangi taktiklerle uygulayacaksınız, o önem kazanır. Onu da az çok belirledikten sonra bunu hangi kadroyla uygulayacaksınız, o ön plana çıkar. Fenerbahçe'de şu anda o çalışmalar yapılıyor. Tabii o kadro derken Galatasaray'da konuştuğumuz eldeki oyunculardan kimler gidecek, kimler kalacak, bunun belirlenmesi lazım ki Mourinho Hoca da herhalde Ali Koç Başkan'a ve Branko'ya ya eldeki bütün futbolcuları bir görmek istiyorum demişti. Tabii bizim geçen seneden bildiğimiz görev tanımlarının dışında farklı görevler olabilir mi? İşte Okan Hocam dedi ki Ferdi'yi belki önde kullanacak. Evet. Yani benim de hocanın anlattıklarından aldığım mesaj şu. Ben çabuk oynayan bir takım olacağım. Ben önde baskı yapacak bir takım olacağım. Ben önde baskı yaparken de arkadaki o kendi yarı sahamı, geniş alanı iyi savunmam lazım. Bunun için Fenerbahçe'nin uyum içinde iki tane, birinin de çok çabuk olacağı stopere, birinin defansın lideri olabilecek deneyimli bir stopere ihtiyaç var. İkisini bir kişi de bulabilir mi? Arayışlar o yönde olacak. Fenerbahçe'nin otomatikman iki tane iyi hücum bekinin olması lazım. Yani hoca tahmin ediyorum Avrupa Şampiyonası'nı da izliyor. Mert Müldür'den olumlu etkilenmiştir. Sağ bek oynadı. Bence Osayi Samuel Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını giderecek biri.
Çünkü çok fazla transfer yapmayacaklarını söylediler. Oraya kimseyi almazlar. Okan Stoper Hocam'ın söylediği... arıyorlar senin dediğin gibi büyük ihtimal. Mutlaka. Oraya mutlaka bu en Manchester azından... Manchester United'lı bir oyuncu var. Onunla ilgileniyorlarmış. Victor Lindelöf mi? Lindelöf'ün adı geçti. Eğer gelirse iyi bir stoper. Yani o eksikleri giderebilir. Fenerbahçe'nin önde baskı yapacağı için Mourinho'nun oyununda hücumda genişlik çok önem kazanacak. En iyi sen bilirsin onu. Sağ açık çizgiye basıyorsa, sol açık sol çizgiye bakıyoruz. O geniş alanı kullandığın zaman rakip defansı şöyle açarsın. Açtığın zaman araya istediğini de sokarsın. Eğer senin ama araya dediğin doğru olursa, oyunculara ihtiyaç lazım. Eğer doğru olursa yani Ferdi yönde kullanacaksa sol ayaklı iyi bir sol bek, çabuk bir sol bek, hücum sol beki Fenerbahçe düşünebilir. Şeyin orta saha Fred'in yanına mutlaka İsmail'in varlığına rağmen birini düşünüyorlar. Höyberka da orada da geçiyor. Olur mu? Defansif yönde olur. Bence Fenerbahçe'de de iyi işler yapar. Şimdi ileride de ofansif yönde orta sahada bir tek Szymański var. Szymański'nin dışında Mourinho mutlaka şunu düşünecektir. Bir, Szymański genelde defansa da yardım eden bu tür hareketli on numaraları sever. Ligin ilk yarısında gol de atan ama ikinci yarı duran bir performans. Genç bir futbolcu. Biraz daha deneyim isterse dedi ki Tadić'i oraya çekebilir. Olur mu? Olur. İrfan'ı oraya çekerse olur mu? O da olur. Şimdi ben Fenerbahçe'nin iki tane İrfan'ın devamlı içe kat ettiğini düşünürsek, Tadić'in Ferdi'ye geriye hiç yardım etmediğini düşünürsek, daha dinamik bir takım için önde iki tane çok etkili, hareketli kanat oyuncusu Fenerbahçe alabilir. Birini Ferdi yapabilir, birini Cengiz yapabilir. Erdekiler de var. Emre Mor da geri dönecek bildiğim kadarıyla. Doğru, onların evet. Futbolcusu. Yani bunlar hep çabuk oyuncular. Sonra da en öne bir tane Dzeko'nun yanına santrofor. Eğer Dzeko kalacaksa o zaman biraz daha hareketli olacak. Biraz daha o geniş alanlarda çok iyi iş yapacak tarzda özellikle bir futbolcu tercih eder Mourinho. Bu takımla ilgili düşüncem. Bir cümlede şuraya sarf edeyim. Fenerbahçe'deki en büyük değişiklik şu. Geçen sene başkan ağırlıklı bir yönetim vardı. Her şeyi Ali Koç karar verdi. Doğru. Bu sene ekip karar verecek. Ali Koç, Mourinho, Acun Ilıcalı, Branko. Ama teknik ekibe baktım bir tane Türk yok. Sanki orada bir tane de Mourinho'nun güvenebileceği, ne söylerse söylesin bazen saçmalasa bile dinleyebileceği, onun söylediklerini de en azından bir değerlendirebileceği bir Türk antrenör Fenerbahçe'ye çok şey katardı. Bunun eksikliğini Fenerbahçe sezon boyu hissedecek, o kesin. Hisseder mi Okan? Doğru söylüyor hocam. Bir şey sorayım, çok basit. Varsayalım hocanın geçmişten bilmediği bir bilgi var. Diyelim Ferdi sol açıkta oynamıştı hocam. Bunu yönetici söylese, sen Mourinho ol, sana yönetici söylese ne düşünürsün? Müthiş anlattın. Bir de takımdaki bir yardımcın, ya hocam bu geçtiğimiz senelerde burada da oynamıştı dese onu nasıl değerlendirirsin? Kesinlikle. Bakın çok bu çok güzel, önemli. Çok güzel, önemli bir örnek verdin hocam. Tebrik ederim. Ben de katılıyorum sana. Yani şimdi Fenerbahçe ile ilgili hoca çok güzel anlattı. Yani benim kafamdaki düşüncelerimi yeri geldi açtı, yeri geldi de düşüncelerimi söyledi. Fenerbahçe'nin de çok fazla transfer ihtiyacı yok. İyi bir tane santrafor hocamın söylediği gibi hareketli. Dzeko ile beraber. Bir de zaten Umut Nehir geri dönecek. Yani orada forvet bölgesi, santrafor bölgesini kapatıyor. O da Dzeko gibi hocam. Ya sol tarafı, yani hareketli işte diyorsun ya hocam, yani sen o profili özetledin. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir de sol kanata Ferdi'yi mi düşünecek, kimi düşünecek? Artı stoper bölgesine Ceyda da söyledi, biz de söyledik. Ama ben 6 numara İsmail'in yanına, yani Fred'in yanına özellikle biraz daha böyle rejistar derler ya, böyle top sürebilecek, orta yapabilecek, adam eksebilecek, geri geldiği zaman forvete destek oynayabilecek. 8-10, 6-8 yani 3 bölge oynayabilecek bir orta saha alırlarsa Fred'in yanına daha efektif olurlar. Çünkü en büyük sıkıntıyı Fred'siz oynadıkları zaman yaşadı Fenerbahçe. Yarın öbür gün Fred'e bir şey olduğu zaman ne olacak? Senin bu tarz bir profile ihtiyacın var. Bu tarz oyun oynayabilecek oyuncuya ihtiyacın olduğunu gördün geçen sene. Yani sadece
defansif anlamda bir orta saha almaları bence doğru olmaz. İsmail ile kapatırsın. Yeri geldiği zaman Cicu da orada oynuyor. Cicu ile de kapatabilirsin orayı. Ha, Fenerbahçe 3-4 transfer. Doğru atışta dediğim gibi 4 tane. Lewandowski, işte bu Manchester United'ın Victor Stoper. O tarz isimlere yöneliyorlarsa demek ki doğru isimler bunlar. İyi isimler. Katkı sağlayabilecek. Seni hedefe götürebilecek. Yetenekte, potansiyelde oyuncu bunlar. Ya burada Mourinho'nun da dokunuşlarıyla beraber iyi bir takım oluşacağını düşünüyorum. Bak hocam çok güzel bir şey söyledi az önce. Yani yeri geldi İrfan'ı çekersin içeri. Cengiz'in performansına göre kanatta Cengiz'i oynatırsın. Eğer Kişmanski performansı düşükse. Kurun içi ne olacak hocam? Kurun içi gönder tarzda. Hocam. Kurun içi bir dakika düşünme. Yani o yüzden dedim. Kurun içi var ya ben mesela bir dakika düşünmem gönderirim. Yani bir dakika ama isteyen varsa hemen abi güle güle bay bay kapıya bile arkasına bile baktırmayacaksın yani. Onu o şekilde göndereceksin. Hocam isteyen yok problem. Yani o zaman tribünde oturacak yapacak bir şey yok hocam aldılar. Yani o anlamda diyoruz. Yani hoca da yani isteyen yok. Kiralık anlamda da belki yok ama olmuyorsa tribüne göndereceksin Ceyda. Bir de yani hocam çok güzel bir şey söylüyor. İrfan'ı çekersin, Tadiç'i çekersin. Üçüncü bölgede çok fazla rotasyon yapabilecek. İçeriden transfer yapabilecek oyuncular var ama performans almak bir önemli. Bir kanat yorumu yapar mısın? Sen kanat oyuncusu. Sen çok güzel az önce. Yani Fenerbahçe'nin hızlı kanat oyuncularına ihtiyacı var diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ben de aynısını düşünüyorum. İkisi de benzer tip. Tadiç de İrfan da. Yani defansın arkasına atıldığı zaman koşu yapan tarzı değil. Ama birebir de alıp götüren oyuncular. Çünkü patlayıcı kuvveti olan özellikle İrfan'da var. Ama bir tane en azından ikisinde de yapamıyorsan iki sağ tarafın dolu. İrfan'la Cengiz'le yapabilirsin bunu. Ama sol tarafa Ferdi'yi düşünüyorsan Tadiç'i içeri çekersin. Oraya da bir tane daha alternatif olarak kanat süratli. Onyekuru tarzı, Babel tarzı yeri geldiği zaman defansın arkasına koşu yapacak. Şimdi insanlar şunu diyor. Ya defansın arkasına koşu yapacak. Ne anlam ifade ediyor? Söyleyeyim ne anlam ifade ediyor kardeşim. Yalancı bir koşu defansın dengesini bozuyor. Orada belki 3-4 tane arkadaşına seçenek sağlıyorsun. Yalan mı hocam? Hocam doğru. Dedik ya iki kanat kesin doğru. Biz anlaşamıyoruz. Bazı kesimler onu diyor. Yani diyor yani defansın arkasına koşu yapan bir kanat forvet ne ifade ediyor diyor. Ya kardeşim ne ifade ediyor biliyor musun? Şimdi dörtlük alıyor ya. Bir tane sol kanattan biri buraya koştuğu zaman da bu sol bek takip etmek zorunda. Stoper o ara tedirgin olup kademeye girmek bir tedirginliği zorunluluğu yaşıyor. Sen ne yapıyorsun? Forvet arkasına, santrafora diğer kanattan gelen ve orta sahadan gelen arkadaşlarına seçenek sağlıyorsun ya. Bu kadar basit. Fenerbahçe'de bunu Tadiç yapabiliyor mu? Yapamıyor. İrfan yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yaparsa bir Cengiz de. Cengiz'i az önce söylediğim gibi. Ya kardeşim yani tamam bu kadar paralar kazandın. Çok önemli maçlar, çok milli takımlara çok katkı sağladın. Avrupa'da da göğsümüzü gerdin de. Biraz İstanbul'a geldin özel hayatına dikkat et. Biz duyuyoruz bunları. Yani bir abi nasihatı bu. Biz yaşadık bunları pişmanız. Yarın öbür gün pişman olma. Çünkü bu tarz formaları, böyle takımların formalarını kaybettikten sonra değerini anlıyorsunuz. Yani Cengiz'de çünkü o potansiyel var. Yatırım da yapıldı. Ciddi rakamlar verildi. Bir şekilde yani şunu da yapmaları lazım. Ya bir gün Serdar Bilgili çağırdı beni ya Beşiktaş'ta oynarken gel dedi. Gittim yanına oturdum. Ya dedi çok geziyormuşsun, dolaşıyormuşsun. Bak bir kendine dikkat et yani. Bak biz seni dedi işte aldık dedi. Sadece dedi Beşiktaş'a hizmet anlamında. O milli takıma Avrupa'da Türkiye'mizi, ülkemizi iyi temsil edebilecek potansiyelim var. Biz de çocuktuk o zaman. Buradan giriyor, buradan çıkıyordu. 20-21 yaşında. Ama sen belli bir yaşa, belli bir tecrübeye geldin artık. Bunların farkına var Cengiz. Futbol bittikten sonra kardeşim bunları yaşamak daha keyifli, daha zevkli. Sen çık Fenerbahçe gibi bir takıma gelmişsin. Taraftarın camianın beklentisi yüksek. İşini yap. O potansiyel yetenek var. Yazık ediyorsun kendini. Milli takımın da sana ihtiyacı var. Doğru. Bu kadar dedi. Küçücük bir buyurun kelime. Hocam. Osterwolde'ye. Bence evet. Bu sene iyi bir çıkış yaptı. Bazı maçlarda sol bek, bazı maçlarda stoper. Hele stoperde ne oynadı hocam evet, ya? Ama bu yerden çıkışları bir tane gol attı ya. Nasıl gitti? Benim götürdü. Gözümde Fenerbahçe'nin aradığı o klasik hücum sol beki değil. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bunun Osterwolde değerli bir futbolcu. Takımda kesin tutarım bakın. O yüzden böyle Fenerbahçe'de kimseyi unutmamış olmak için bunu söyledim. Bir katılıyorum de sana. Benim yaşam felsefem biri seni dinlemeyecekse sevgili Okan müthiş bir örnek verdi. Kulüp başkanı bazı tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki buradan giriyor buradan çıkıyor. Futbolcularda maalesef bu var. Biri seni dinlemeyecekse ona hiç nasihat bile etme. Kendin zorda kalıyorsun. O yüzden bizde böyle her topa girmeye çalışan yöneticiler var. Bence birçok topa onların girmelerine gerek yok. Teknik adamlar bunu yaparlar.
Peki. Hatta daha iyi anlaşırlar teknik adam futbolcular. Beşiktaş'la... Ya neler var, ben neler anlatırım sana çıkıyor. Teknik hocalarımla neler yaptık. Bir günde yaptık, sevgili Zeyda izin ver anlatsın ya. Yok tamam. Onlar oralara giremem. Belki özelidir hocam, anlatmak istemiyorum. Yani hayır, sonuçta bekardık o zaman, gençlik. Eşim kızıyorsa bir niye oralara giriyorsun falan filan diyor da. Yani burada ana olarak anlatıyoruz evet, bunları da. Sonuçta art niyet yok evlendikten sonra. Çok buradan şükür sağlıklı. Buradan kıymetli eşine de sevgilerimizi onun da geçen gün selam yolladın. Selam var Ceyda'ya, çok selam söylersin dedi. Biz de tekrar buradan selamlarımızı hocam, her yolladık. Başarılı erkeğin işlere... arkasında diyoruz. Ben değiştiriyorum onu. Yanında değerli bir kadın vardır. Çok evet, teşekkür ediyorum. Ben buradan kendime de yaşadım. Pay biç. Herhalde. Kesinlikle pay biç. Herhalde. Yani bu bariz bir şekilde belli oluyor. Bizi izliyor buradan. Onu da çok seviyorum. Geçmiş olsun. Kendine iyi bak kardeşim. Öpüyorum peki. Devam edelim şimdi Beşiktaş'la. Beşiktaş yeni sezonu 1 Temmuz'da açacak. Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst 27 Haziran'da İstanbul'a gelecek diyoruz. Detayları bir izleyelim. Ve Beşiktaş'ta hocanın gelişiyle birlikte transfer süreci nasıl şekillenecek? Evet, bir Paulus hamlesi geldi ama bu sadece bir başlangıç gözüyle bakıyor Beşiktaş. Bunun dışında listede çok önemli isimler de var. Yine bugün Atletico Madrid'de sözleşmesi sona eren Memphis Depay'la ilgilendiğine dair Beşiktaş'ın haberler var. Hücum hattını da yıldız isimlerle, kadro genelini de yıldız isimlerle güçlendirmesi bekleniyor siyah beyazların. Şimdi yayının ilk başında söylemiştim tekrara düşmesin ama söyleyeyim tekrardan, belki yayını kaçıranlar var. Kupa maçından sonra, final maçından sonra sahaya indiğimde başkanı gördüm. Başkan hocamın söylediği gibi elimizdeki yabancı oyuncuları gönderdikten sonra hamle yapmak daha kolay demişti. Şimdi bunların çoğu kontratlı, yani hocam da çok iyi biliyor. Gönderemiyorsun. İsteyen takım olmadığı zaman veyahut da isteyen takım oluyor. Senin elinde olan kontrat 2 milyon, rakip geliyor 500 bin euro veriyor. 1,5 milyon çıkartmak istiyorsan senin vermen gerekiyor bunu. Yani bu tarz oyuncuları da göndermek kolaydı. Bunların da en büyük sebeplerinden geçmişte yönetimin yaptığı hatalar, yani yaptığı transfer hataları stratejisi. Bunun hala sıkıntılarını hem taraftar hem cami hem de yönetim çekiyor. Ha, bunlar bahane mi? Kesinlikle bahane değil. Gelirken çok önemli vaatlerde, yapılacaklarla ilgili detaylarda bulundunuz. Geçen gün zaten basın toplantısında, hocanın basın toplantısında sevgili başkan Hasan Arat, biz dedi söz verdik, sözümüzü de tutacağız dedik yani taraftara. Hı hı. Sonuçta bir de ona nazaran ondan önce burada sevgili Koray Baloğlu ile beraber yayın yaptığımızda Serhan abi de vardı. Sevgili Hüseyin Yücel bağlandı, evet, as başkan. Ondan da buradan bizzat kendi adıma söz aldım Beşiktaş camiası adına. Söyledim, önemli transferler yapılacak mı? Yarışın içinde olacak bir kadro oluşturulacak mı ile ilgili sorular sormuştum. Başkan da kesinlikle o yarışın içinde olacağımız bir takım oluşturacağız. Ve bir tane de başkanım daha önceden Bataja diye bir transfer yaptı. Kagawa transferinde sevgili sponsorluğunu sanırım sevgili Hüseyin Yücel yaptı. Onun örneğini verdim. Orada Bataja dedim. Yani bir anda heyecanlandım tabii. Yani böyle güzel sinyaller alınca heyecanlandım. Tabii tekrar onu düzelteyim. Kagawa ile ilgili yaptığınız böyle hamle o taraftarın çok hoşuna gitmişti. Bunu benzer bir hamle, baba bir transfer yapacak mısınız gibilerinden bir söyleşi geçti aramızda. Yapacağım dedi. Söz veriyor musunuz başkanım dedi. Söz Okan dedi. O uçakta sizi görmek istiyorum o zaman dedim. Hocam bir yıldız bir transfer. Hı-hı. Nasıl bir yıldız mesela? Santafor işte, Depay ve hatta Lewandowski örnek mesela, bu tarz bir Lewandowski transfer. Okey. Yani o Depay'ı ayrı konuşalım. Lewandowski olursa okey, daha da okey olur. Misal yani örnek, evet, veriyorum buradan ben. Buna benzer isimler. Bunun da sözünü aldık sevgili Hüseyin Yücel'den. Şimdi gelelim işin aslına, konusuna. Şimdi Beşiktaş'ta ciddi şekilde bir kadro revizi gerekiyor. Önemli. Şöyle destekleyeyim mi? 18'e yükseldi yabancı sayısı Beşiktaş'ta. Paulista'nın gelişiyle birlikte 3 ya da 4 takviye daha düşünüyor siyah beyazlar. Bu noktada da 9-10 yabancıyla yollarını ayırmayı planlıyor. İşte zaten başkan da onu söyledi. Yapmaları gerekiyor. Kolay değil bu süreç. Az önce söylediğim gibi. İşte ama bu vaatleri verdiniz, yapmanız gerekiyor. Bunu da biz bekliyoruz, görüyoruz. Yani bu vaatleri verdiğiniz için teveccüh gösterildi, oraya getirildiniz. Ha, burada yapılacak hamleler. Şimdi defansa Paulista, Hummels ismi geçiyor. Tabii getir Hummels'i Paulista'nın yanına koy. İlk başta defansı bir sağlamlaştır. Ondan sonra ön tarafa yavaş yavaş oluşturursun. Ama bunun artık yavaş yavaş zaman geçtikçe taraftarı da tedirgin ediyor. Ha, geçen basın toplantısında az önce söylediğim gibi başkan sözünü verdi. Yani biz dedi taraftara söz verdik gelirken dedi. Şampiyonluğu oynayan iyi bir kadro oluşturacağız. Geçmişteki sıkıntıları da biliyoruz. Bunlar hiçbir şekilde bahane olarak kabul edilecek bir durum değil.
hem camiada taraftar açısından hem de yönetim açısından. Onlar da bunun bilincinde. Kolay bir süreç olmadığını taraftar da biliyor. Ama siz oraya geldiniz, bunu sağlayacaksınız. Şimdi Beşiktaş'ın yapması gerekenlerden bir tanesi, yapacakları transferlerde nokta atışı yapması lazım. Hata yapma lüksü yok. Çünkü az önce Fenerbahçe ile Galatasaray'la ilgili ne diyoruz? 4 transfer, 5 transfer, 3 transfere ihtiyaç var. Sen bunlarda yüzde, yani 3'ü tutup 2 tanesi tutmasa çok fazla sıkıntı yaşatmaz sana, yara almaz. İçerideki hamlelerle onların yerini doldurursun. Ama sen en az 10 transfer yapıp bunların 5'i tutmazsa içeriden o transferleri yapamazsın. Çünkü elindeki içerideki kadro kalitesi de belli bir seviyede. Yani ben hiçbir zaman oyuncuları çöp veyahut da işte şu seviyelerde gibilerinden itibarsızlaştırmam, sevmem. Biz de o zamanlarda futbol oynadık. Bu tarz hitaplar hoş değil. Yani futbolcuları zedeliyor, kırıyor. Ama seviye farkı vardır. Yani çok önemli oyuncular çok farklı seviyededir. Senin bir potansiyelin, bir yeteneğin var. Yapmak istediklerini o potansiyel yeteneğin üzerinde yapabilirsin. Yani onları hepimiz görüyoruz. Ona göre değerlendiriyoruz. Ama argo bir tabirle de bu tarz oyuncuları da eleştirmek hoş değil. Yaşadık biz bunu. Orada senin kardeşin de olabilir, oğlun da olabilir, yeğenin de olabilir. Sonuçta bunlar insanlara empati deriz ya. Empati kurması gerekiyor. Şimdi hocam, burada ben ne yapardım, açık ve net söyleyeyim. Yani yanlış anlamasınlar. Ben ne yapardım? Şimdi ilk başta bir geri dörtlüğü komple bir revize ederdim. İyi bir sağ bek. Şimdi bu hocanın oynattığı oyun sisteminde kanat bekleri çok oyuna sokuyor biliyorsun. İyi bir sol bek. İki transferleri sayıyorum. Humans'ı aldın. 3 tane geriye adam alacaksın. Tabii 4 tane komple. Şimdi Paulista'yı aldın. 4. Aynen öyle. 4 evet, tane. Şampiyonun yarışının içerisinde ben de olmak istiyorum diyorsan 4 tane geriye iyi oyuncu. Evet. Özellikle kanat beklerin devamlı gidip gelecek. Yani orta sahadaki üçlüyü sayacağım. Orta sahada Musrati'nin yanında Torreira tarzı ısıran, basan, yani orada hakikaten rakibe alan vermeyen Musrati'yi de rahatlatabilecek o pas istasyonları, bağlantıları anlamında oyuncuyu, en azından arkamdaki oyuncu sağlam, istediğim gibi çıkışları da yapabileceğim. Bunları Trabzon maçında yaptı ve nasıl bir potansiyelde olduğunu gösterdi ligimizde. Bir tane ortaya aldım. Tane ortaya alırım. Bir tane sol kanata, bir tane de baba bir santraforla. Hakikaten bu yapılacak saydığım 7 transfer nokta atışı olursa ondan sonra transferin son günlerinde fırsat transferleriyle bir şekilde yine bir kadro oluşturursun. Ama senin 7 tane nokta atışı yapman gerekiyor. Bunun bilincindeler. Biz burada konuşuyoruz, anlatıyoruz. Tabii ki de insanlar, ekran başındaki Beşiktaşlılar da bunun farkında, yönetim de farkında, ama artık zaman daraldıkça camiada bir gerginlik oluşuyor. Beşiktaş camiası farklı bir camiadır taraftar. Futbolu çok fazla farklı bir şekilde analiz ederler. Ben bunu sahada, statta da gördüm, tribünde de gördüm, sosyal medyada, her yerde analiz ederim, bakarım. Onların profilini çok iyi bildiğim için söylüyorum. Zaman daraldıkça biraz gerginlikler oluşmaya başladı. Geçen başkan konuştu, bir nebze o gerginliği yumuşattı, havasını aldı o stres durumların. Yani bunları yapmaları lazım hocam. Yani Süper Kupa'daki alınan kupa, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki alınan kupa taraftarın böyle bir rahatlattı. Ama artık 3 senedir Aralık'ta, Ocak'ta yarıştan kopan bir camia, alışılmış olan bir durum değil. Bak, alışılmış olan bir durum değil. Aralık'ta, Ocak'ta şampiyonluk yarışından kopan bir camianın taraftarı, acaba transferler biraz zamanı uzadığı için aynı senaryoları, aynı günleri yaşar mıyız gibi bir tedirginlik yaşıyor. Bak, bu gayri normal ha. Bunu yani kimse kusura bakmasın, yönetimde başkanı destekleyen, seven, sevmeyen veyahut da muhalif olan kesim yani bunları düşünüyor. Yani bir destek olan kesim de tepki koyuyor. Ama bunu da anlayışla karşılamaları lazım. Başkanın da yönetimin de işini de başkanı zamanında desteklemeyenler de anlayışla karşılaması lazım. Burada bu süreci çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Aldığım duyumlara göre yani şunu söyleyeyim, yapacaklarmış. Bak, aldığım duyum, yapmazlarsa zaten burada yani vay hallerine, benim dilime düşeceklerine. Yani hakikaten bak, net söyleyeyim, yanlış anlamasınlar, ben fırsat kovalamıyorum. Çünkü artık ben 4 senedir şurada oturup yani Beşiktaş'la ilgili konuştuğumuz zaman yani Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın o yarışın içerisinde attığı goller, pozisyonlar, girdiği mücadeleleri nasıl anlatıyorsak Beşiktaş'ı da onun içine sokmak istiyorum. Hocam, bir tane santrofor aldın, elinde Semih var, Cenk var, Abubakar var. Cenk gitti hocam. Gitti mi? Bıraktılar. Yani onunla anlaşmayı düşünmüyorlar. Anlaşmayacaklar. Anlaşmayacaklar. Evet. Semih. Abubakar'ı tutuyoruz. Semih'in durumu belirsiz. İngiltere'den isteyenler var. Yani o şu anda transfer süreci, pazarlığı sürüyor. İyi bir rakamlar, seviyelere çıkarlarsa Semih'i gönderecekler büyük ihtimal. Abubakar? Abubakar zaten bu saatten sonra kalmak istese bile ben gönderirim yan sahada, altyapıda. Orada antrenman yapsın, kusura bakmasın. Hocam, takımın en çok ihtiyaç duyulduğu zamanda takımı bu sefer de yalnız bıraktı Abubakar. Burada da sevgili Erol Kaynar'ın kulakları çınlasın.
Erol abiye selam olsun. Transferi sürecinde de biraz eleştirilerde bulunmuştu. Ama tabii Beşiktaş elindeki özellikle yabancı ve maliyetli futbolcuları bir elden çıkarmak isteyecek. Bunun için de tabii yönetimin aynı zamanda danışmanlığı görevini de yürüten Friedel görevlendirilmişti. Friedel'ın yine bir böyle Amerika, İngiltere o piyasaya bir seyahati olacağı söyleniyor. Ya mutlaka bu tür futbolcu satışlarında sizin bu tür ilişkileriniz son derece önemli rol oynar. Bazı futbolcuların çok kapalı olan piyasalarını açabilir. Ama işin gerçeği de şu. Ürün kendini satar. Çok kaliteli bir ürünün varsa onun her yerde taliplisi vardır. Bildiğim kadarıyla Hüseyin Bey herhalde yurt dışında bazı görüşmeler, futbolcu satışı ile ilgili görüşmeler yapmak üzere yurt dışına gitmiş. Bakın, eğer siz o ülkelere gider de ben şu futbolcuyu satıyorum alın derseniz pazarlık gücünüzü tamamıyla sıfıra indirirsiniz. Onların size gelmesi bence her zaman büyük bir avantaj. Yani burada net şunu görüyoruz. Friedel yapacaktı bu işleri. Demek ki onlar ekip olarak yapıyorlar. Hüseyin Bey başta evet, aynen olmak öyle üzere. Hocam. Alışta da satışta da. Evet, Beşiktaş'ın kendi içinde bütün bu görev tanımlarını da netleştirmesi lazım. Feyyoz Uçar bir taraftan, Samet Aybaba bir taraftan ki bir sportif direktör konuşuluyordu. O da yok. O yüzden ben sağ içine teknik adama geri geleyim. Van Bronckhorst'un basın toplantısından son derece olumlu yönde etkilendim. Yani evet, hocam, hocanın vücut dili çok evet. iyiydi, enerjisi çok iyiydi. Yani çok istekli. Yani bu tür hocaların ben bir takıma çok şey katacağına inanıyorum. Kaldı ki bu mentalite Beşiktaş'a da uyar. Evet. Beşiktaş'ın bravo. Felsefesine de uyar. Aynı şekilde düşünüyorum. O yüzden illa böyle rakipler kadar çok büyük harcamalar yapmak zorunda kalmadan da o yarışın bir parçası olabilirsiniz. Peki hoca geldiği için de biraz daha Hollandalı futbolcular konuşuluyor. İşte Gezal gitti. Gezal'ın yerine oynayabilecek bir Bergius'un adı geçiyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Doğru hocam, doğru. Kaliteli bir futbolcu. Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Depay. Yani Memphis dediğin Depay. Zaman ismi heyecanlandırıyor ama ben orada biraz muhalefet şehrimi koymak istiyorum. Depay bir santrofor değil. Gezgin. Depay bir kanat da değil. Evet. Yani o İkinci yüzden bu tür futbolcuları alırken onun hangi görev tanımıyla oynayacağına dair net fikri olması lazım hocanın. Bu da Van Bronckhorst'a düşüyor. Çünkü her iki futbolcuyu da tamam. çok iyi tanıyor hoca. Yani bu tür tanıdığı futbolcuların alınması hoca için de Beşiktaş için de büyük bir avantaj olur. Ama orada bakın 7 tane saydın hocam. 7 tane nokta atışı transfer mecbur dedin. Doğru. Yani bence bir öyle. De bunun ekonomik boyutu var. Elden gidecek futbolculara da para ödersen Beşiktaş ekonomik yönde zor günler bekliyor. Şimdi satılacak oyuncular da var. Bahtiyar'ı, Getson'u, Semih'i, Muleka'yı, Koli'yi bunları istiyorlar. Yani hakikaten... Hocam bazılarını özür dilerim satabilirsin de Semih'i satma lütfen ya. Ya o... Yani anlatabildim mi? Daha ham bir meyve. Bu dönemde onu 10 liraya satarsan bir sene daha onu geliştir. Bir sene sonra 30 liraya satarsın. Hem ondan müthiş bir katkı alırsın. Bir de şu var. Sen 7 tane yeni transferle sezona başlıyorsan takımı sil baştan yapıyorsun. Şimdi takımda hocam... lider oyuncu da yok. O yüzden takımı bilen oyunculara camianın genlerini kendi genleriyle örtüştürmüş futbolculara çok ihtiyaç var. Bak kesinlikle katılıyorum. Önemli olan bir de ne biliyor musun? Nokta atışı diyorum ya. Şimdi Galatasaray şampiyon olmadan ilk geçen sene değil mi? Ondan önceki sene şampiyon olmadan önce 13. oldu. Gitti 8-9 tane nokta atışı yaptı. Şampiyon oldu. Evet. Yani doğru transfer nokta atışı deriz ya. Bu hamleler önemli olan. Bir de yani ligi bilen veyahut da taraftarın şampiyon olurken nasıl bir oyun istediğini bilen bir oyun anlayışını sergileyen bir teknik adam bence Van Bronckhorst. Yani dikkat et önde oynayan baskı zaman zaman tabii ki de kontrollü oyunu aktif dinlenme diyoruz ya. Pasif aktif dinlenmeye geçiyor skoru bulduktan. Kanat beklerini de oyuna sokuyor. Bu Beşiktaş taraftarının sevdiği bir oyun anlayışıdır. Hocam orada bir problem bak, yok. Ben seni bakın, anlıyorum. Oradan şimdi bağlayacağım ben yere. Bana da kalsa bu transferler benim için de olmazsa olmaz. Ama Galatasaray 13. olduğu seneden sonra o nokta atış transferleri yaparken Muslera'yı takımda tuttu. Gençlerden örnek vereyim. Barış'ı takımda tuttu. Barış şimdi ne seviyede bak.
Semih de belki bir sene kalsa, bir sene sonra A milli takımının vazgeçilmezi olacak. Mantıklı. Kerem'i takımda tuttu. Kerem'in bir sene sonra Icardi ile yaptıklarını işte, şimdi kalkıp hatırlıyoruz. Kerem gibi, Barış gibi, Muslera gibi kaç isim var Beşiktaş'ın şimdi, mevcut kadrosunda? Bir Semih var, o zaman Semih'i tut. Şimdi kaleci, o zaman var olan bir kişiyi bile kaleci gönderme. Mert de mesela bence evet. Ligde önemli kesinlikle, bir kaleci, iyi bir kaleci. Şimdi kesinlikle bakıyorsun en büyük Semih avantaj. Var, avantaj mesela. Şimdi Raşiska istenilen performansı, iyi bir takım oluşursan belki Galatasaray'daki o günleri tekrar yaşatabilir Beşiktaş'a. Bunları da sergileyebilir. Yani burada takımı iyi oluşturup oyun sistemiyle beraber oturttuğun zaman yine o yarışın içinde olursun. Önemli olan sorumluluk alabilen, seni hedefe taşıyabilecek, karakter kola koyabilecek oyuncu, futbolcu profil transfer etmen gerekiyor. Ben onu anlatıyorum. Zaten bunları yapabilecek ekonomik anlamda gücü de var Beşiktaş'ın. Satılacak, gidecek oyuncuların. Ama diğer oynamayan, performans vermeyen oyuncuları nasıl göndereceğim? Bunlarda sıkıntı yaşıyor yönetim. Başkan bunu ifade etti bana. Yani bunun da tabii ki de yöntemini onlar bulacaklar. Oraya sen geldiler, kusura bakmayın. Şimdi ben Berghuis konusuyla ilgili hocam yani çok... Sen buldun çözümü, tribüne evet. Oturttun. Aynen öyle. Ne güzel, vereceksin parayı, oturtacaksın. Yani yapacak, oraya. Mecbur kaldıktan sonra... Geçmişte o hataları yaptılar çünkü. Evet, mecbur da dedi. Mecbur kaldıktan sonra mecbur onu yapacaksın. Şimdi hocam, Berghuis'le ilgili ciddi temaslar olduğunu duyuyorum. Şimdi şöyle bir şey de var. Bak burada sevgili Beşiktaşlara sesleniyorum tabii bizi izleyen. Yani bakıyorsun birçok muhabiri de tanıyorum. Arkadaşımız, kardeşimiz. Tabii ki de onların işi, görevi yani isim vermek, aldığı isimleri de insanlara servis etmek bunlar da. Ama öyle bir yürütüyorlar ki bir süreci Ceyda. Yani kimseye bilgi vermiyorlar. Ters köşe yatırıyorlar. Örnek Okan Koç'u görüyorlar. Ahmet Hoca diyorlar mesela muhabirlere. Niye fiyat artmasın diye. Bu doğru bir strateji mi? Bana göre doğru bir strateji. Ama doğru oyuncuya gitmeniz gerekiyor bu stratejiyi uygularken. Şimdi Beşiktaş taraftarı şu anda telefonun başında sadece şeyi bekliyor. Resmi sitenin açıklamasını bekliyor. Transfer kimi açıklayacak diye. Yani muhabirlerden de bakıyorum. Bazıları da kusura bakmayacaklar. Art niyetli çıkıyorlar abi. 50 tane isim atıyorlar ortaya. Yani bu sadece Beşiktaş üzerinde mi? Fener, Galatasaray, Trabzon'da da var bunlar. Yani menajerlerle mi, kimlerle nasıl bir yol çiziyorsanız kusura bakmayın camialarınıza zarar veriyorsunuz. Bunlardan vazgeçin. Ha burada da hani senin dediğin gibi 7 tane transfer yapacaksın. Riskli mi riskli ama doğru transferler yapman lazım. Şimdi Berghuis'in yanına Hummels'i getirdiğin zaman nasıl ne kabul eder misin? Ederim. Onun sol tarafa mesela iyi bir tane gidip gelen sol bek, sağ tarafa Hummels gidip gelen... Çok konuşulmadı. Bütün kariyerini Dortmund ve Bayern Münih'te geçirmiş. İş disiplini olan. Almanız tabii ya. Kesinlikle benim iyi takip ettiğim, çok da güveneceğim. Dönem dönem herkes hata yapar. O da yapabilir. Kesinlikle. Bak ben buradan sevgili başkanın yönetime sesleniyorum. Yani nacizane tavsiyede bulunuyorum. Kusura bakmayın başkanım. Yanlış anlamayın ya. Sonuçta siz işinizi yöneticiler, yanınızdaki futbol akılları bizden çok çok daha iyi biliyordur. Ama ne yapın yapın. Paulista'nın yanına gidin Hummels'i getirebiliyorsanız getirin. 3 tane transfer mesela 8 transfer yapacaksanız 7 tane yapın getirin Hummels'i abi. En azından o bölgeyi sağlam tutun. Mert'in de performansını öndeki orta sahadaki çok oyuncuların doğru. Da performansını arttırırsın. Gidin baba alın Hummels'i getirin. Nasıl getirebiliyorsanız getirin. Bak ne menajerin ne birini. Şimdi bazen tedirginlik yaşıyorum biliyor musun Ceyda? Bir futbolcuyla ilgili yani ya şunu alın şu iyi oyuncu tavsiye ediyorum gibilerinden ifadede bulunuyorsun ya ekranlarda. Acaba şunu diyorlar ya şu menajeriyle bir işbirliği içerisinde misin? Yok. İnsanlar bunu da artık sorgulamaya yok. Başladı. Bunun hocam, tedirginliğini yaşıyor. Ama o Messi ilgili hocam kimse hayır, iddia hayır, edemez. Senle değil, benle hayır, ilgili de herhangi bir biriyle hocam, ilgili diyorum. Bir ben de ne diyorum biliyor musun? Biz iki biz ya. Aynen hocam. Hummels'le ilgili nasıl düşünüyorlarsa düşünsün. Başkanım alın çekin getirin koyun Paulista'nın yanına. Hem taraftarın gazını almış olursunuz hem güven vermiş olursunuz. Bu da umutlandırır taraftarı. Beşiktaş'ın da böyle bir hamle ihtiyacı evet. Var. Onlar da bunun farkında ama yapın artık yani lütfen. Gerekiyor. Bekliyoruz biz de. Peki. Küçücük bir bilgi. Buyurun hocam. Gedson Fernandez'in Zenit'e transferi sanki olacakmış gibi duruyor. İstenen rakam mu hocam? 20 milyon civarında. Rakam biraz yüksek. Keşke oralara Beşiktaş satabilse. Yani hep futbolcu satışından bahsediyoruz ya. Hı-hı. O yüzden yani orada benim kulağıma gelen bilgilere göre de bu transferin gerçekleşmesi mümkün ama rakamı biraz daha aşağı çekerse Beşiktaş. 20 olmaz, 18 olsun fark etmez. Ya hocam 18'e bile hemen veriyor, 15'e bile hemen veriyorlarsa versinler. Yok. Yani Gedson değerli bir futbolcu ama işin ters tarafı... Yani Gedson'u verirseniz o paraların üzerinde yarısı, bir hayır, harcama yapar mısınız orta sahaya transfer? Hayır, yarısı da eski kulübüne evet. Gidecek. İşin o boyutunda düşünmek lazım. Ya ben o şimdi ne isimler biraz... var burada eski kulüplerine %50, %30 opsiyonla transfer edilen de işte kolay... Bak arkadaşlar bu konuda da sonra yarın öbür gün yanlış düşünmeyin. Yani hakikaten bu yönetimin de elinde... Hareket alanı çok fazla yok. Yani tabii bunun vaatlerini verdi. Bunu bahane olarak ben az önce de söyledim kabul etmiyorum ama
Yani şimdi bir sürü isimler var, çıkartıp söylemek istemiyorum ama bekliyoruz, yapacaklar şeyi de, yapmaları gerekiyor. Peki. Ben buraya oturdum da son bir cümle söyleyeceğim. Ben buraya oturdum da ama kardeşim yani 3 senedir 4 senedir orada burada çıkıyoruz, bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz da yani anlatırken işkence çekmek istemiyorum. Keyiflenmek istiyorum ya, üzülmek istemiyorum. Yani kusura bakma, ben bir Beşiktaşlıyım. Eski futbolcusuyum ama buralara çıktığım zaman objektif oluyorum. Yani başkalarına göre objektif olmayabilirim ama ben kendime göre objektifim. Bak az önce Galatasaray'la ilgili hocam neler söyledim, Fenerbahçe'yle ilgili neler söyledim, Trabzon'la. Beşiktaş'ı eleştiriyor muyum? Eleştiriyorum. Ha, övüleceği zaman da anlatılacak. Yani iyi şeyleri anlatılacağı zaman da anlatıyoruz burada. Ben iyi şeylerini anlatmak hocam, istiyorum. Şöyle diğer diyeyim, takımları nasıl anlattıysam, anlattığım gibi. Senden emin olduğum bir şey var. Buyur hocam. Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ın iyiliğini ne kadar istiyorsan, bir Trabzonspor'un, bir Galatasaray'ın, bir Fenerbahçe'nin veya öteki takımların iyiliğini de en azından Beşiktaş kadar istediğinden eminim. Ya hocam, altına imza atarım. Çok teşekkür ediyorum hocam bana kefil olduğun için bu konuda. Bir de şöyle durumlar oluşuyor, gelişiyor yani. Bazen yayınlara çıkıyorsun, karşındaki seni öyle bir tahrik ediyor ki ya arkadaş diyorsun, ya futbol konuşuyoruz, sen bazı yerlerden bazı şeyleri küçümsemeye çalışıyorsun. Sen bunu yaparsan bu sefer biz de farklı yerden girmeye başlarız. Hocam tahrik olma. Değil. Bak biz burada maçta da tahrik ediyorlardı seni. Yaklaşık, kartı görüyordun, o yüzden tahrik olma. Yaklaşık 2,5 saattir futbolu sahanın içinde evet konuşuyoruz. Ben önümüzdeki sezonda bunu konuşmak istiyorum ama bak tek boş ver, şimdi oralara girmeyelim. O zaman Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'da 25 Temmuz'da deplasmanda, 1 Ağustos'ta da kendi sahasında oynayacak Avrupa kupalarına gidebilmek için Ölenme karşılaşmasına çıkacak. Peki transfere dair gelişmeler ne? Ona da bakalım. Yoğun bir mesai harcıyor Trabzonspor. Bordo Mavili yönetim Leicester City ile sözleşmesi sona eren Wilfried Ndidi ile yakından ilgileniyor diyoruz. Detayları ekrana getirelim. Evet, detaylar bu şekilde. Bordo Mavililer transfer döneminde hareketli bir giriş yaptı. Bakeme ile başladı eski futbolcusunun. Sonrasında Dragoş'u da açıkladılar. Bu böyle bir transfer dönemi geçireceğinin sinyallerini geçen sezon henüz doğrudur bitmeden vermişti Trabzonspor yönetimi hocam. O şampiyonluk yılından sonra beklenmeyen bir düşüş. Trabzon'da işte yönetimde değiştikten sonra bence bu sene kesinlikle şampiyonluk yarışında var olmaya kararlı bir Trabzon görüyorum. Hem başkanın bu konuda ekonomik yönden çok büyük fedakarlıkları var. Abdullah Hoca ile beraber yine çok erken bir transfer planlaması, takım planlaması dönemine girdiler. Kampa kadar da hepsini yetiştirmeye çalışıyorlar. Enbekame geldi. Yani hiç kimse Enbekame'yi konuşmasın, tartışmasın. Kalitesini hepimiz biliyoruz. Oradaki beklentileri de onlar biliyor. Sorumluluk başkanda, Abdullah Hoca'da diyerek Enbekame'nin bıraktığı yerden devam etmesi benim dileğim. Dragoş gerçekten bu sene ses getiren, Trabzon'a çok şey katan. Çok da iyi bir zamanlamayla evet açıkladılar hocam. Santrofor veya forvet oyuncusu. Onarçun'un olmayacak olması Trabzon için bence çok büyük bir kayıp. Son ana kadar uğraşacaklar gibi. İnşallah devam ediyor ama biraz artık satın alma kesinlikle mümkün değil dediler. Kiralık başvurusu var, isteği var. Temenni ediyorum ona olumlu cevap alırlar. Kim hocam? Onu açıyor. Ndidi ile ilgili de bu sene Abdullah Hoca orta sahada biraz sıkıntı yaşadı. Evet. Yani işte acaba şeyde neydi o futbolcunun adı unuttum. Mendy bazen orta sahada ön libero, bazen de stoper olarak kullanmak zorunda kaldı. Bu bir hocanın oyununu oturtması için de çok büyük bir handikap. Gönül istiyor ki hocanın güvendiği bir stoper, bir de orta saha olsun. O yüzden Ndidi'yi hocanın bu sene orta sahada eksikliğini hissettiği o bölgede bence Trabzonspor'a büyük katkı sağlar. Çünkü şampiyon olunduğu yılda bir Siopis-Bakasetas ikilisinin Hamçik'le beraber ne kadar önemli olduğunu bilhassa Trabzon yaşamıştı. O yüzden Bakasetas da geri dönmek istiyormuş diye bir bilgi var. Doğru değil bilmiyorum. Yani Trabzon'un havasını bir soluyanlar Mekama gibi oradan vazgeçemiyorlar demek ki. Gerçekten futbol tutkunu bir şehir, bir ülke, şampiyonluk bir yer. Trabzon'un şampiyonluk yarışında olması şart. Ben bu sene onların geçen seneye göre çok daha iyi işler yapacaklarına ve şampiyonluk yarışının içinde olacaklarına inanıyorum. Bu arada
şampiyon adı Avrupa Şampiyonası Euro 2024'te Slovenya Sırbistan mücadelesi saat 16'da başlamıştı. 68. dakikada Slovenya skoru 1-0'a taşıdı Sırbistan karşısında. Yoğun bir baskısı vardı ilk yarıda da. İkinci yarıda da Slovenya'nın oyun anlamında Sırbistan'la kıyasladığımızda biraz daha isteyen, biraz daha organize bir takım görüntüsü sergiliyorduk ki 68. dakikada da golü buldu Slovenya Sırbistan karşısında 1-0 öne geçti. Ya keyifsiz maç izlemesinler, bizi izlesinler de çok keyifsiz keyifsiz. Ben bilmiyorum, izledim, biraz sıkıldım açıkçası. Biraz biz burada şov yapıyoruz. Bak şimdi. Buyurun Okan. Benim dönemimde, çocukken benim dönemimde diyorum. Hala o dönemdeyiz de. Şimdi ben gençken, hala da gencim. Yani şimdi insanlar yaşlı olarak algılamasınlar. Şimdi sinemaya giderken filmlerdeki başrol oyuncularına bakardım. Kim var örnek mesela? Al Pacino, Bruce Willis. Örnek mesela Antonio Banderas, George Clooney. Olduğu zaman mesela filmin konusuna bakmadan tereddüt eder gider izlerdik. Niye? Çünkü bunların yani oynadığı filmlerde kötü bir film izleme veyahut da senaryolarında kötü bir film izleme ihtimali çok düşük. Şimdi Envakame denilen bir oyuncu şampiyon olduğu dönemde Trabzon'un başrol oyuncularından bir tanesi değil miydi sevgili Ahmet Hocam? Kesin. O dönemin teknik adamı kimdi? Abdullah Avcı. Pekala o şampiyon olduğu dönemden sonraki sezon Envakame niye gitti veyahut da niye tutulmadı? Abdullah Avcı'nın sistemine, ona vermek istediği görev tanımına uymadığı için. Gitti. Şimdi niye pekala geri geliyor? Bazen onun cevabını da sen Abdullah vereceksin hocam, iyi araştırırsın. Özellikle istemiş bu geri dönüş. Niye istedi? Baktığı işler istediği gibi olmuyor. Önemli olan o hataya düşmeden önce sen... Bu duruma düşmeden önce o kararı vermen gerekiyordu sevgili Ceydem. Şimdi böyle durumlar yaşanıyor, oluyor. Envakame hayal kurdulan bir oyuncu. Yani seni alıp götürüyor. Bazen bu tarz oyunculara o istisnayı, o rahatlığı, o sorumluluğu vereceksin, serbestliği vereceksin. Bunu hatasına varan, farkına varan sevgili Abdullah Avcı o yüzden tekrar istedi. Şimdi belki o şampiyon olan takımdan sonraki sezon Envakame gibi bir oyuncu tutup onun yerine de çevresine de 2-3 oyuncuyla transfer yapıp oluşturmuş olsa yine o yarışın içinde olurdu. Bu kötü süreci, bu kötü dönemi yaşamamış olurlardı. Yani Trabzonspor'la ilgili ben Onaçu'yla ilgili bir duyum aldım. Onu hatta Süper Kupa finalinde de söyledim. Yani maçtan sonraki yayında. Trabzon'da benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim sevgili Ertuğrul Doğan'a yakın olan bir kardeşim var. Bu gazete muhabir işlerini yapıyor. Şunu söylemiş ona. Yani Onaçu ile ilgili temasa geçtik. O dönem başlamışlar. Düşün yani final maçında başlamışlar. 15 milyon euro kulübü istiyor ama kiralık bedel olarak bir teklifte bulunacaklar. Satın alma olarak da 8 milyon eurolara kadar, dolarlara kadar da çıkılacağı duyumunu aldım yani. Trabzonspor 8 milyon dolara kadar para verecekmiş. Eğer ki bu hamle yapılırsa bence çok doğru bir hamle olur. Envakame ile muazzam bir ikili olurlar. Orta sahada Endidi geldiği zaman, orta sahada da hocam çok güzel özetledi. Eksikliklerini zaten Mendes'e zaman zaman o eksikliği hissettiği için orada oynattı, stoperde oynattı. Ama burada Abdullah Hoca'nın nasıl bir oyun sistemi tercih edecek? Şimdi bakıyorsun geçen sene 1-0 öne geçiyor. Tekrar kendi bölgesine çekip oyunu kontrol altına tutmaya çalışıyor. Yani aynı sistemle, aynı anlayışla devam ederse Trabzonspor yine o yarışın içinden erken kopar. Ama Ertuğrul Doğan'ın da çok iddialı bir kadro kurulacağını duyumunu alıyorum. Bak buradan Trabzonsporlular da bunu belki orada yerel basında, yerel gazetelerden duyuyordur ama ben bunu ta İstanbul'dan aldıysam yani karamsar olmasınlar, tedirgin olmasınlar. Başkan ciddi hamleler yapacak. Burada benim sadece kafamda soru işareti Abdullah Hoca'nın ne yapacağı. Peki, A Milli Futbol takımımızla devam edelim. A Milli Futbol takımımız Gürcistan'ı 3-1 ile geçti ve Euro 2024'de galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar açılış maçı kabusuna da bir son verdi diyoruz. Detayları izleyelim. Müthiş bir başlangıç A Milli Futbol takımımızdan. Hocam o gün sizinle birlikte yayındaydık maç öncesinde de. Gerçekten hoca da futbolcular da sahada ellerinden geleni yaptılar. Merih Demiral'ın basın toplantısında spor gündeminin başında canlı olarak ekranlara getirmiştik. Merih Demiral da tıpkı bizim o gün Mehter Marşı'yla böyle milli damarlarımızın kabarmasını onlar her maç öncesi yaşadıklarını ifade ettiler. Sık sık Mehter Marşı'yla kendilerini motive ediyorlarmış. Güzel bir başlangıç oldu, keyifli bir başlangıç oldu. Nasıl başlarsak öyle gidermiş diyelim sonunda. Doğru, Abdülkerim'in de açıklamasında, röportajında Mehter Marşı'yı dinleyerek
maça hazırlandığı açıklaması vardı. Tabii bu onların kendi tercihleri. Emin olduğumuz konu şuydu. Futbolcularımızın hepsi çok isteyecek. Üst düzey bir motivasyonları olacak ve buna uygun bir şekilde konsantre olacaklar. Eksiklerimiz yok muydu? Vardı. Şimdi biz 3-1 galip geldiğimiz için benim görüşüm, biz biraz abartarak yaşamayı seviyoruz. Galip geldiğimizde galibiyeti abartıyoruz. Bazen de berabere kaldığımızda dünyanın sonuymuş gibi onu abartıyoruz. Bence hiç bu abartılara gerek yok. Oyun içinde ben şunu gördüm. Bizim milli takımımızın doğru oynadığı zaman, ki önde baskı çok önemli. Rakip kim olursa olsun her rakibe karşı gol atabileceğimizi, galip gelebileceğimizi gördüm. Ama golü hemen attıktan sonra geri çekildiğimiz zaman da yine rakip kim olursa olsun her rakibe çok pozisyon verebileceğimizi gördüm. Nitekim Gürcistan gibi bir takıma biz bence normalin üzerinde pozisyon verdik. Ama bunun belki de önümüzdeki Portekiz maçından sonra kendi adıma değişebileceği konusunda çok umutluyum. Neden? Gürcistan maçı öncesi futbolcular da, hoca dahil, ufacık da olsa ya acaba mı gerginliğini yaşıyordum. Maçtan sonra herkesten aldığım vücut dili bana ya bu 3 puanın onlara öyle bir büyük güven getirdiğini veya kendilerine o derece çok inandıklarını gösteriyor ki artık daha rahat bir ortamda biz Portekiz ve arkadan da Macaristan maçlarına çıkacağız. Böyle olunca da Portekiz'i geçme şansımız bile var. Yani bunun altını çizelim. Belki bir hafta önce kimse bunu çok ihtimal dahilinde görmüyordu. Çünkü benim anlayışım şu. Mümkünse bizim bu gruptan birinci çıkmamız lazım. Üçüncülük cepte olduğuna göre bunun garantisi yok ama bakıyorum. Berabere biten her maç 3 puanın en iyi 4 üçüncülüğe yeteceğini gösteriyor bize. A grubunda bir İskoçya, İsviçre berabere bitti. İkisi de 3'ün altında kalabilir. B grubuna bakıyoruz. Hırvatistan, Arnavutluk 2-2 berabere bitti. Önümüzdeki son 3. hafta İtalya Hırvatistan'ı yenebilir. İspanya Arnavutluğu yenebilir. Böyle olunca onlar da 3 puana ulaşamıyor. Yine şu an oynanan Slovenya Sırbistan grubunda, C grubunda Slovenya Danimarka beraberliği var. Eğer bu maç 1-0 biterse Sırbistan 0 puanla gidecek. Ben bu akşam İngiltere'nin Danimarka'yı yenmesini bekliyorum. Danimarka 1 puanla gidecek. Yani 3 puan bize yetebilir. Bunun büyük rahatlığı var. O yüzden yarattığımız bu olumlu tabloyu ben aynı şekilde koruyarak milli takımımıza her türlü desteği vererek önümüzdeki Portekiz maçında galibiyeti hedefleyen bir anlayışla sahada olalım istiyorum. Okan Koç, şu an milli futbol takımımız Gürcistan karşısında 3-1'lik bir galibiyetle bir yandan böyle yönetmenimiz Seval de gollerin tekrarını ekrana getiriyor. Her izlediğimde gerçekten çok mutlu oluyorum. Ekran başında da bir ilk golü yedikten sonra ön akabinde işte Kenan'ın golü eğer offside olmasaydı belki daha rahat bir karşılaşma geçebilirdi bizim adımıza. Ama Arda'nın golüyle birlikte bir silkelendik, kendimize geldik. Sonrasında hataya izin vermeyen stoperlerimiz ki Samet Akaydın bunlardan biri. Çok da iyi bir performans sergiledi o gün. Hakkını da teslim edelim ama yine savunmada zaaflarımız var mıydı? Vardı. Kimse beklemiyordu Samet'ten bu performansı. Hele son dakikada o kafa topuyla uzaklaştırdı. Yani orada kaleye doğru gidiyordu top. Doğru pozisyon aldı, doğru yerde durdu. Bu çok önemli bir şey. Samet, tebrik ediyorum. Yani 2-2 bir seri. Şu anda çok farklı şeyler konuşuldu. Evet. Şurada Montella'yı da eleştirelim biraz da. Yani sonuçta yani hocam çok güzel söyledi. Skoru buluyorsun, ondan sonra geri çekiliyorsun. Yani karşında Fransa, İngiltere, Almanya yok ki. Tamam, çekilirsin Fransa, İngiltere, Almanya karşı bir kontrol oyunu tercih edip kontra atakta skoru bulduktan sonra bir tehdit risk alıp da tehdit edip, ama sen Gürcistan'a karşı yani 1-0 öne geçiyorsun, ondan sonra geri çekiyorsun 1-1 ve ondan sonra yine pozisyon 2 tane direkten dönüyor, 3 tane net pozisyon veriyorsun Gürcistan'a karşı. Orta saha oyun üstünlüğünü Gürcistan aldı. O 6 numara var, bilmiyorum kim,
Getafe'de mi? Nerede oynuyor Gürcistan'da? 2 sene 3 sene önce 3. ligde oynuyormuş. İlk defa gördüm, adam muazzam işler yaptı. Ufak evet. Böyle pıtı pıtı oynuyor. Oyunu kuruyor. İkiye birler yapıp 6 pasın içine kadar girdi. Arda son anda kademeye girdi orada. Başaraşvili. Arda orada herhalde. Mesela kademeye girdi. Evet. Bilmiyorum, çok hoşuma giden bir oyuncu. Ya al Fener, Beşiktaş, Galatasaray'ı gözü kapalı oynasın hocam Trabzon'da. Yani o potansiyelli bir oyuncu. Yani burada Portekiz maçı çok farklı bir maç olabilir. Olacaktır da. Şimdi bir saniye, bir dakika boş bırakılacak bir takım değil. Kadroya bakıyorsun. Şimdi sol tarafta üçlü oynuyor Portekiz. Sol stoperde kim oynuyor hocam? Nuno Mendes. Devşirme. Sol bekten sol stopere çekip devşirme. Ve devamlı atağa çıkıyor. Şimdi senin sağ önünde kim? Arda. Arkasında Mert. Şimdi Arda'nın dayanıklılığı var mı, gidip gelebiliyor mu? Bana göre gidip gelebiliyor. Çünkü maç kondisyonu yok. Maç eksikliği var. Şimdi Mendes çıktığı zaman, Cancelo çıktığı zaman ve önde Leo gibi birebir de, yani hakikaten bela olabilecek, çok potansiyelli, yakaladığı zaman affetmeyecek bir oyuncuya karşı sen Arda ile Mert'le oynarsan bizi orada çok büyük zor duruma sokarlar sevgili Ceyda. Yani orada hocanın yapacakları benim için çok önemli. Şimdi Arda takip edemiyor. Orta sahada Orkun'la Hakan, onların önünde kimi oynatacaksın? Orkun Hakan devamlı orada sağ tarafa kayıp da Leo ile Mendes'in veyahut da şeyin Cancelo'nun önünü kesecek mi, kapatacaklar mı? Topu bir anda terse çevirdikleri zaman, sağdan sola çevirdikleri zaman bunlar 2'ye 1 kalabilirler orada Mert'te. Şimdi Arda gidip gelip takip edemeyeceğine göre Arda'dan nerede faydalanman gerekiyor? Koy forvetin arkasına. Ben de aynı senin gibi 3 senedir söylüyorum. Arda'nın formasını asacaksın, ona göre şekillendireceksin kadroyu. Ben 3 senedir söylüyorum. Böyle bir yetenekli bir oyuncu bulmuşum. Sen adam takip ettirmeyeceksin Arda'ya. Arda'yı takip ettireceksin rakibe. Hocam tamam, oynat Arda'yı, oynatacaksın ama yakın oynat kaleye. Arda'yı takip ettir rakibe. Öyle bir potansiyel yeteneğe sahipsiniz. Kusura bakma. Montella dua etsin. Oyun gücüyle maçı kazanmadık biz. Oyuncu gücüyle maçı kazandık. Yani bak, sen çok güzel özetledin. 1-0 öne geçiyorsun, ondan sonra geri çekiyor. Karşında hocam Fransa, Almanya yok. Kusura bakma. Kur baskıyı devam et. 2-3'ü ara. Orada Arda'nın getirdiği pozisyonda yine kontradan bulduk golü. Yani baskı kurarak bulmadık. Ceza sahası içinde oyun varsa organizasyonla pozisyon, bir tane Ferdi'nin getirdiği Kenan'ın attığı pas. Çıkarttı, Orkun vuramadı. Aynısını dün Almanya'da şey attı. İlkay attı, farkındaysan buna benzer bir golü. Yani burada sevgili Montella, yani biraz daha silkelen, biraz daha kontrollü hareket et. Yani şimdi diyecekler sen kimsin, akıl veren adama. Ya kardeşim, ben gördüğümü söylüyorum burada. Burada da ona göre önlemler almaları gerekiyor. Çünkü ben o tedirginliği yaşamak istemiyorum. Bak, çok tehlikeli bir detay, parantez içerisinde anlatıyorum. Sol tarafları çok tehlikeli. Bak, çok tehlikeli 3 tane oyuncusu var. Sağ önde Arda, arkasında Mert'le oynarsan bu adamları sıkıntıya sokarsın. Hem ofansif hem defansif anlamda verim alamazsın. Ona göre orada atletik yapısı, gidip gelen Barış çok kötüydü. Nerede oynadı? Forvet'te. Tamam, bu tür maçta süratli defansın arkasına atılacak ama sağ tarafta dinamizi olan, gidip gelen sol beki, sol stoperi, sol dörtlünün 3-4-3'ün sol dörtlünün solunda oynayan oyuncuyu da takip edebilecek enerjiye sahip bir oyuncu değil mi hocam? Sahip bir oyuncu. Yani ona göre bir oyuncu tercihlerinde, dizilişinde bir böyle bir beyin jimnastiği yok sevgili Montella. Çünkü yani aynı 11'le çıkıp da sağ tarafta Arda Mert'le büyük sıkıntı yaşarsın. Hocam ya, ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bir yandan bir gözümüzde bu karşılaşmada, evet, ya ondan da örnek vererek sizin sözlerinizle de birlikte Slovenya'da mesela 1-0'ı bulduktan sonra Sırbistan karşısında ne yaptı? Geri çekildi. Kendi ceza sahası içinde Sırbistan'ı karşıladı ve çok yoğun bir baskı altında son bir 5-10 dakikadır. Biz de aslında Gürcistan karşısında skoru bulduktan sonra kendi ceza sahamıza çekildiğimizde sıkıntı yaşamaya başladık. Burada rakip Gürcistan'dı. Portekiz karşısında kendi ceza sahamıza çekilirsek daha da büyük bir sıkıntı yaşayabiliriz. Çok, bravo, yetenekli oyuncuları var. Nasıl oynamalıyız Portekiz'e karşı? Nasıl bir kadroyla sahada olmalıyız? Şimdi iki yönden sıkıntı yaşayabiliriz. Rakip çok iyi. Orada yaptığı çok iyi bir aksiyondan sonra pozisyon üretir. İki, Gürcistan karşısında çok pozisyon verdik ama çok bariz hataları yapmadan onları da kapatabildik. Bizim yapacağımız bir hata rakibe bir gol de ikram ediyor anlamına gelebilir. Şimdi bu Gürcistan maçında hocada da birçok değişiklik gördük. İşte Barış önde o defans kalabalığının içinde etkili olamadı. Oyuncuyu bitiriyorsun. Sağ tarafa geldi. Biraz daha etkili oldu. Hoca bunu gördü. Oyunun son bölümünde Meri'yi işte defansın ortasına alarak
defansı bekledi gibi hocamızın bu maçta da değişik uygulamalarını gördük. Şimdi bence takımın, futbolcuların son durumunu bir daha herhalde yarın elde etme fırsatını bulacağız. Hocamızın bence biraz daha defans güvenliğini ön plana çıkarabilecek bir anlayışla oynamasını ben kendi adıma bekliyorum. Ama defans güvenliğini ön planda tutmak demek birinci bölge savunma değil. Ben olsam önde baskıları yine yaparım. Bakın buradaki hiç rahatsız olmaya gerek yok. Bizim en iyi bildiğimiz oyun, taktik yönden bunu çok iyi bilmiyoruz. Çok istediğimiz için. Gücümüzle, kuvvetimizle, Mehter Marşı'nın bizde yarattığı o coşkuyla biz önde baskı yapıyoruz. O baskıyı o kadar tempolu yapıyoruz ki öndeki futbolcuların hepsi de çok dinamik. Öyle olduğu zaman da rakip zorlanıyor. Ama bunu yaparken defans güvenliğini iyi alıyor olmamız lazım. O baskıyı yaparken de kontrollü bir şekilde kendi kalemizin önüne kadar çekilme hakkımız var. İtalya hazırlık maçında bunu iyi yaptı bizim millerimiz. O buna bir örnek olabilir. İleride ofansta çok etkili olamamıştık. İspanyollara karşı eğer biz defansta kompakt bu derece sağlam duruyorsak, ki defans hattını bence ceza sahasının üzerinde değil, biraz daha önde bizim yarı sahamızda kurmamız lazım. Öyle olunca kazandığımız toplarla ben yine çok etkili olabilecek o direkt hücumları, yani başka bir tabirle geçiş oyunlarıyla gol bulabileceğimizi sanıyorum. Barış'la santraforda oynarsa Barış Portekiz'e karşı biraz daha fazla alan bulabilir. Evet. Bu da bizim bir avantajımız olabilir. İşte Kenan var, oradan gidiyor. Diğer sakatlarımızın durumu ne olacak? İrfan geri dönecek mi? İsmail onu bilmiyoruz. İsmail oynayacak mı acaba? İsmail'in oynaması lazım bu maça. İhtiyaç var İsmail'e. Konusunda. Şimdi orada geçen Gürcistan maçında dikkat ederseniz merkezden çok geldiler. Şimdi bak Portekiz'in orta sahasında o oyuncunun ismini, şimdi ben bazen isimlerde telaffuzda sıkıntı yaşıyorum. Vitinha. Zaten Bruno'yu biliyoruz falan. Vitinha nasıl delip gidiyor hocam oraları alıp bir de yani sadece topla değil topsuz da çabuk patlayıcı hocam, kuvveti var. Bak bu konuda önlem almazsa merkeze kanatları iyi. Forvet merkezden de zaten deldikleri zaman sıkıntı yaşar. Büyük bir ihtimalle benim alacaktır. Beklentim şu. En azından İsmail orada bir alanı kapatıyor. Orkun'u adam markasını dışarıda yapıyor. Bırakacak Hakan'ı. 10 numaraya çekecek. Öyle olunca da orta sahada 2 tane işte Kaan gibi, Salih gibi 2 tane ön libero ile oynayacak. Arda yine sağ tarafta kalacak. Sonra da maçı kazanacağız. İnşallah hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Akçın hocam. Ağzınıza sağlık. Okan teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz spor gündeminin o kadar üzerinden görüşürüz.